Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Ben şimdi bu zan 11. Ben bir kargas, bunu zaten duymuşsunuz. Kargas hemen bir şey yapayım. Ondan sonra içerisine gireceğiz. Zanın ne kadar mühim olduğunu bir kıyas etmek de yanlış ya. Gerçi Miraç bilseniz bilin. Böyle zan çok önemli çünkü ene ayne zenni abdibi, ben kulumun zanına göreyim, zanı üzereyim, zanı gibiyim, zanı gibi tecelli ediyorum. Olduğu için zan bilmesem de olur. Bir mevzu değil. Ama Murat, ben çok vazlanıyorum. Yani şimdiye kadar kaç sene mevzularla meşgulüz de zanı niye mevzu etmemişiz, hayret ediyorum. Zanda olduğunuz için abi. Güzel. Zanda olduğunuz için. Acayip güzel. Zandan zannedersen zanlıktan çıkar. Şüpheyi şüphe edersen kesin olur. Vesveseden vesvese dersen vesvese ortadan kalktığı gibi. Şimdi zan içerisi vesaire. Bugün zanı, ana kargası gösterdikten sonra zanın beslendiği şey var. Ahlak var. Niyet var. Nazar var. Nazar var. Şimdi yukarıdan aşağıda yazıya dikkat ederseniz zan diye yazılıyor, gördünüz mü? Ahlak, nazar, niyet. Zan. Tevafuk, o da bir yerde o zaman arkadaşlardan birisi görmüş. Yukarıdan aşağı okursan zan oluyor. Şimdi zanın ana kargası şu. Adem'den mahlukat vücuda çıkıyor. İlim emirle. Bizdeki karşılığı bilgidir. Bilginin kaynağı emri itibari, emri nisbidir. Bu emri nisbi, emri itibariyi de şey yapacağız. Yani zanın, şüphe, zan, vehim, bu emri nisbi, emri itibariyle nasıl oluyor? Yüzdelik dereceleri nedir? Oraya da inşallah gireceğiz. Şunu kastediyorum. İnşallah burada vardır o. Şu, şu vehim. Vehim nedir? Emri nisbi ile emri itibari. Bir tanesi şüpheli olursa, emri nisbi şüpheli olursa, emri itibari kesin olursa, bu vehim oluyor. Uyku var mıydı? Bu, şu yazı okunmuyor. Şimdi, yolu var eden, yoku var ediyor. Şurada. Vehim oluşturuyor. Yani, eğer emri nisbi, ona da birer tane örnek vereceğiz inşallah. Beraber şey yapacağız. Emri nisbi kesin. Emri itibari şüpheli olursa, varı yok ediyor. İkisi bir yerde toplanırsa vehim oluyor. Ulema-i ilmi kelamca vehimin hakikattaki değeri %1'dir. Şöyle ben bir göstereyim size. Şunu bir alabilir miyiz? Yardım et. Ortaya. Tamam, şunu kastediyorum. Silgi yok mu? Var ama. Abi, nerede var? Şu mu? Ha. Bak şimdi, %1 ihtimale vehim. Onun için o gemi misalinde kullanıyor.
sandal balıp batıp batmaması meselesinde çok kullanıyor. Yani hakikat muhacesinde vehmin bu kadar işte. Bugün psikolojik hastalıkların temeli bu adam yatıyor. %1 ve küçüğü mü? Evet. Sıfırdan %1. Vehmin bu kadar değil. Bu bizim falan tespit değil. Risale'de de değil. İlmi kelam alimlerini araştırdım. Vehim nedir diye bulduğum şeyle. Devam edeyim. Bu bir bitimine kadar gidiyor. %2 ile %50 ihtimale şüphe. Abi psikolojik hasta dediniz ya. Şu sol tarafta kim oluyor? Mesela adam hasta değil, hastayım diye kesin olunca emir itibari. Evet. Emir nispi oluyor. Ona şey yapacağım. Mesela vehim şunlar şöyle çalışıyor yani. Yakma. Burası bak. Emri nisbidir. Burası emri itibaridir. Bundan besleniyor. Şimdi bu değişkendir. Buna kesin olabiliyor. Şüphe de olabiliyor. Şüpheli. Veya bu şüpheli veya bu kesin. Vehmi nasıl etkiliyor bak şimdi. Emri nisbi nedir? Hani okuyoruz ya külliyatı, yani bitirmiştik, ülfet belası başımıza sardı ya. Hani biliyoruz ya, hani çok geçiyor. Emri nisbi nedir? Kaderi çözmeye çalışıyoruz. Emri nisbi bilmiyoruz mesela. Emri itibari bilmiyoruz. Lugatta değil. Size Risale-i Nur'un mevzularını ilmi kelam alimlerinin yüklediği mana ile giderseniz bak nasıl takozlayacağız. Mesela şurada orada duruyor. Atlamıyor. Risale-i Nur'da ve ilmi kelamda ciddi bir mevzu olan illet-i tam'i göstereceğim. Diğerini düşün. İlleti tamme. İlleti tamme. Doğru mu? Bak, ilmi kelamca 4 tane özellik taşıyor. Risale-i Nur'dakini de göstereceğim. Risale-i Nur kendi mesleğini kendi tabirleriyle çözülür. Kendi mesleği, her fen, kısacası her fen kendi lisanıyla doğar. Bir daha. Her fen kendi lisanıyla doğar. Mesela fizikte atom var. Onu gidip matematiğe şey yapamazsın. Yani değiştirelim. Bizim lügata çevirelim atomu. Minnacık de. Olur mu? Küçücük. Olmaz. O feni öğrenmek istiyorsan atomu atom olarak diyeceksin. Çünkü o lisanla doğmuş. Sen atomu sadeleştireceğim deyip de minnacık dersen, küçücük dersen olmuyor. Atom atomdur artık. Çözelti deyince yok erime diyemezsin. Şimdi bu ilmi kelamca bak. İlmi kelam alim derince illi maddiye illi gaiye failiye suriye. Bu 4 tane bir araya gelirse illeti tamir olur. Örnek içinim bu. Risale-i Nur'da işte kader risalesinde kader okuyorsunuz. Bak. İlleti tamme Risale'de 1 vücub zaruret lüzum girerse illet-i tam o vücud hariciyi çıkar. Bak görüyor musunuz? Gözünüzle gör. Lugat
nüfus kağıdı gibidir. Ondan daha ileriye götürürseniz şu olur. Benim nüfus kağıdı yolda düştü. Böyle bir adam var. Anne babası, cinsiyeti, memleketi, yaşı. Benim içsel alemimi, ruhsal yapımı, düşünce boyutum nüfus kağıdıyla. Nüfus kağıdıyla anlamaz. Lugat nüfus kağıdıdır. Beni varlığımda haberdar eder. Tanımlayamaz, içerisine giremez. Nüfus kağıdı. O nüfus kağıdı da bile farklı. Devletler arası. Bak, illet-i tamme, ilmi kelamca bu iken, bu Risale-i Nur'da vücub zarrit lüzum diyor. Sana kader risalesin şerhi yapın. Peki, bunu yapanların kızıyor mu? Hayır. Ben onu telefon ettim. Buna göre kader risalesini çözdü halde tebrik ettim. Ondan sonra bunu böyle yapsan daha iyi olur. Niye? Arkadaşlar, bir şey ilk doğarken mükemmel doğamaz. O ancak peygamberlerde ve mücidiklerde olur. Birisi bir şey hizmet yaptığı zaman, ya şuraya da yanlıştı, güzellileri de var. Yani yanlış olmadan doğrusu olmuyor ki. Başka bir arkadaşımız yaptı mesela, tamam mı? Kader şehri yapmış. Hemen çullanıyoruz. Risale-i Nur vardı, niye şey yapıyor? Bak bu işte meşgul olan insanın bunun farkındalığını bildiğim halde ona telefon ettim. Dedim ki, tebrik ediyorum çalışmadan dolayı. Niye? Bu yanlıştır diyebilmen için doğruyu bulman lazım. Eğer senin doğruyu bulmana vesile oluyorsa, o yanlış bu makamda zemin olduğu için doğrudur. Ben de zaten cümlemi şöyle kullanıyorum. Doğrusu bulunana kadar bu yanlışım doğrudur. Çünkü doğru nasıl bulunacak? Allah'tır ilk ve son yapan. Tekamül var. Mesela birisi bir hizmet yaptığı zaman, bir şey eser yaptığı zaman hemen çullanıyoruz. Nerede çıkıyor? Kimse çıkamıyor bu sefer. Yeni istidatlar üzerine kapak olmuşuz. Çıkmıyor. Niye? Orası yanlış, burası yanlış. Daha tamam, doğrusunu yapacak sonra. Yapsın. Risale-i Nur diye önümüze koymuyor ki. İstifade mi diyor? Çalışma mı diyor? Yanlış olsun. Adam çalışıyor. Nasıl çıkacak arkadaşlar bunun olması? Dokunma. Düz oku. Öyle mi emret diyor Risale-i Nur? Kendisi diyor ki, biz diyor mevzuları, malum mevzuları nakille meşgul değiliz. İstihracı esrarla meşguluz. Nereden? Kur'an ve hadisten. Biz Kur'an ve hadisten istihracı esrar vazifemiz değil. Bunu bize naklederek Barla'da, biz de Risale-i Nur'dan istihrac-ı esrarla meşguluz. Aynı kanun, Kur'an'da cari olan ve Risale'de de caridir. Malum şeyleri nakletmeyle değil, o kapak olan bu tabirlerin kapaktır, simgedir, ritüeldir, semboldür. Bunun içerisini şey yapacaksın, mesela benim hakkında belki de 10 tane dersimiz var. Yani çalışmışız. Peki, tekamül etmiş, daha güzele gitmiş, daha iyi gitmiş. Ne yapalım yani? Elini kulunu bağlarsan diyorlar ki, Özgür, Bediüzzaman çorbasını içiyor dershanede tembel tembel oturuyor. Bak hiçbir şey yok, tembel tembel oturuyor, mis gibi. Gayret edersin, bir şey yapar birisi. Şuraya bak ya, kendisi imtiyazlaşıyor. O zaman en büyük imtiyaz, bir kere peygamberler yani, mücedidler yani. Şimdi bunu, peki, o zat bunun üzerine kurdu. Yanlış, hayır. İnşallah buna varacak. Dedi ki tebrik ettikten sonra, Allah razı olsun kardeş dedi ya. Gösterdim kader. Tamam dedi, bundan sonra dedi, ikinci var düzelteceğim dedi. Peki dedi, bu çalışmama ne diyorsun? Tebrik ediyorum abi dedim. Yaşlı birisi, malum. Tebrik ediyorum dedim. Tamam. Çünkü dedim, daha güzel olması için bir tane bir yerden başlanması lazım bu işe. Bir yerden başlaması lazım. Bu dünyaya geldik ya, mutala ve muza geleceğiz. Biz Risale-i Nur külliyatını ortadan kaldırıp da senin tespitlerini oraya koyuyoruz ki külliyat diye, o yapmıyoruz ki. Yapmıyor yani. Kim yaparsa yapsın diye arada parantez oldu, kader sevk etti. Tim şey yapacaksınız, teşvik edeceksiniz. Gayret etsin. Normalde abi bu hani ilmi kelamla izah etmiş ya. Yani bir nevi Risale-i Nur'u onun tasdiki altına koymuş yani. Evet, ondan sonra koymuş, bu bir sürü güzellikleri var kitapta. Yani gayret etmiş, örnek vermiş. Ne yapacağız bunu şey yapmamış diye. Bu adam ne yapsın? Lugatta böyle geçiyor. Bizim lugat var ya şimdi,
kütüphanedeki lugat. Lugatta böyle geçiyor. Bu Risale'de geçiyor. Onun için Risale'nin Risale'ına izah edeceksin. Nasıl yapacaksın? Toplama yapacaksın. Ama olmadı, olsun. Çalışsın da, emek versin de, gönül versin de, göz nuru versin de, gaye edinsin. Ya oturup yani dünyadan kopup, televizyondan kopup yani almış kağıdı bir şeyler yazıyor ya. Ne kadar güzel bir şey. Olsun. Yanlış dahi olsa doğrudur. Bunu kapatıyorum bu olayı. Abi hocam kapat istersen buradan aşağı bir sesini etkiliyor. Tamam. Şu camı mı kapatayım? Orayı kapatarsın. Birisi kapatsın. Şimdi bu nasıl bir şeydir? Emrin ismi ilk önce şeye girin. Dış dünyadan alıcı tarafımız. Alma özelliğimiz. Mesela dimağda 7 mertebe var. Soğan kabuğu gibi aşağıda yukarı. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Tamam mı? 7 mertebe var. Soğan kabuğu gibi. Bu sistem, bu aşağıda yukarı gidip ezber olmasın bu şey diye. 3, 4, 5, 6, 7. Şurayı yapacaktık, yapacağız onu da. Dimağın meratibi. Tahayyül. Tasavvur. Daha kolay olsun bana diye tasavvur. Taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat, vehim, zan, vahidi kıyasi, burada bulunuyor. Bu emri nisbi, emri itibari. Şimdi küfür nasıl oluyor, iman nasıl oluyor burada şey yapıyor. Bu dışarıdan alma özelliğimiz. Alma, herkes alamaz. Tahta alamaz, sığır alamaz. Yani kelam geldi. Kelam. Kelamın alıyor emrin ismi. Tamam mı? Hıfzı sığa, suyu aldı. Kalsiyum ne kadar, magnezyum ne kadar, kükürdü ne kadar, ne talihli. Benden bir kelam geldi. Kelam. İçeri girdikten sonra o kelamı tahlil ediyor. Fikir ne kadar? Hayır. His ne kadar? Hayır. Duygu ne kadar? Latife ne kadar? İçerisinde tasavvur ne kadar? Taakkur ne kadar? Tasdik ne kadar? İzan ne kadar? İltizamı ne kadar? Bu alma kelamdan ve yazıdan veya şekilden bunu alıp ayıran o içi paketi ayıran özelliğimiz emrin ismidir. Almak yetmiyor. Tasnif ediyor. Bu budur, bu da budur. Mesela vallahi ben bu kelamdan şöyle etkilendim diyor. Ben böyle anladım diyor. Bu duygulandım diyor. Latifesi harekete geçti. Vesaire. Kelam. Şimdi emri itibari ise bu alınanı alınana bağlı olmadan o bilgiyi kesiyor, biçiyor, deliyor, boyuyor, kaynatıyor, genişletiyor, şekillendiriyor, kendisini oluşturuyor. Dış dünyayla alakası yok. Yani o tahlil edilen, içeride alınıp da konulanı değerlendiren zat. Bu itibaridir. Şimdi ikisi nasıl kesin ve şüphe? Adamın alıcılığı bozuk. Veya şurada yapayım. Kesin. İlk önce kesin yapıyor.
Peygamberin mucizesi. Mucize parmağında su akıyor mu? Evet. Şüphe midir? Yok. Değil, kesin. Kesindir. Al. Bu emri nisbi kesini görüyor. Parmağında su akıyor. Kör olası cehalet. Lanet olası diyor. Nasıl dövüştü de biçti diyor. Nasıl dövüştü de biçti diyor. Kur'an'da. Şimdi peygamberin mucizesi realitedir. Allah'ın sanatı elma realitedir. Kesindir. Fakat o paketi, o kelamı, elma kelamını, peygamberin o davranışını emri nisbi görüyor. Bu gördü. Kesin. Getiriyor. Evet var diyor. İçerideki niyeti, ahlakı, nazarı ve niyeti bozuk olduğundan şüpheye döndürüyor. Ona bir kılıf uyduruyor. Bu Ebu Cehil'e zındıklara şu vermeyeceğiz lütfen. Biz kendimiz ilk önce yapacağız bunu. Çuval dozu bize batıracağız. Yani ders istifade ediliyor. Neye karşısın? Geleneğimize zıt. Uygulayan niçin böyle hemen bu taraftan kayıyoruz? Kardeşim, biz yaptığımız dersi hep firavunlara uyguladık, firavunlaştık. Çünkü biz, hani diyoruz ya, sözüm cemaatin dışında ama cemaatin içine atıyorsun. Bize o lazım. Adam Ebu Cehil peygamberimizin parmağında su akmasını reddetmiş. Ne olmuş yani? Bize ne katkısı var? Nasıl reddetmiş? Tabii tarlı. Ha, peygamberin elinde su akması kesin. Şu Risale-i Nur mevzuları kesin. Nasıl böyle şey yapıyor? Arı su içiyor. İran da su içiyor kanunu gibi. Zehir akıtıyor. İçerideki emri itibarı bozuk. Gelen o hakikatler efkarları diyor, duyguları marifet ilahi getirdikleri zaman sözler 530'da içeride bir musaddık göremediği için diyor, abesiyeti mutlakaya inkılap eder diyor. Ya da manası olur. Musaddık olanlar ahlak, nazar niyet. Nazar niyet, evet, musaddık olacak. Evet. Yani uzanı onun için giriyoruz temelde. Böyle derste giremiyoruz herkes. Yani her derste. Demek ki içeride itibarımız bozuksa, nisbimiz ne kadar sağlam olursa olsun, iyi okuyorsunuz. 100 sayfa okuyorsun günde. Okuyoruz yani. 100 sayfa günde okuma sorunu yok. İyi de anlıyorum mühendistir, tabirleri de anlıyorum. Saat de veriyorum. Nisbide hiçbir sorun yok. Ve getiriyorum buralara, uygulayabiliyorum. Unutmayın. Alınan ilim, eyleme dönüşen fazilet ve kemalattır. Alınan ilim, eyleme dönüşmeyen hepsi ya vehim, ya vesvese, ya firavunluktur. Gurur, kibir budur. Enerjidir o. Yani enerji pat diye şeytan salgılamıyor. Aldığımız filmleri, videoları, aldığımız sesleri, şeyleri içeride abesiyete inkılap eden her şey şeytandır. Şeytan hariçli bir adam aramayın. Şeytan sistemdir. İblis onun failidir. Nedir o? Aldığımız bilgi şeytana döner. Mesela namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Seyretmediğin film geliyor mu? Senin şeytanın seni seyretti film. O geliyor. Yoksa zulüm olur senin seyretmediğin bir şey gelsin. Ha? Demek ki alınan bilginin her ifratı şeytandır, her tefriti gurur kibirdir, oradan geliyor, vermek ucuptur. Her alınanın vasatı, vasata, ifratı, vasatı, fazilet ve kemalattır. Şimdi gene gelelim buraya, çünkü bu temel şey yapacak. Emrin ismi kesin, yani Risale-i Nur mevzusu, adama uygulamayacağım ama ilk önce peygamberi yapayım, parmağından su akıyor, kesin. Nasıl da lanet olası öçtü de biçti diyor. Onu dedi ki ne acayip sihirbazsın dedi. İllet şey emri itibarisi şey olmuş. Ay şurada. Bu kesin. Şuradan yapacaktım. Şüpheli. Tamam. Şüpheli. O zaman vehme inkılap ediyor.
Yani şimdi varı yok etti değil mi abi? Evet. Yani peygamberin mucizesi değildir dedi. Değildir. Yoktur öyle bir şey dedi. Varı? Varı yok etti. Bunun adı? Değil. Varı yok etti. İnkar mı yok mu? Evet. Yani şimdi peygamberin mucizesi... Mertebesi var. Mertebesi var. İsterse inkar veya küfür, bu içerisindeki mertebe o. Bu sistem vehim mi diyeceğiz şimdi buna? Bu vehim. Tamam. Vehim, vehim nedir? Tanımıyoruz adamı. Tamam. Vehim dimağdadır, vesvese kalptedir. Karanlık aklidir külliyatta, babildim, zulmet kalbidir. Tamam mı? İhtiyar aklidir, taakkulun içindedir, irade kalbidir, vicdandadır. Eğer sen bunu tanımlayamazsan, kaderi de anlayamayız. Çünkü fasit bir zemine yürütüyoruz. İrade ile ihtiyar arasındaki fark bilinmezse, tahkiki olmuyor. Ama çocuklar da anlar tabii, o değil. Ama tahkik bir kader anlayışı yapacaksan, emri nisbi, emri itibari, cüz-i ihtiyari, iradi, kesin bu illet-i tamirler çözülmesi lazım. Abi şeyde geçiyor ya, Yıldızname'de de geçiyor ya, kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hemşitmez sözümüz diye gidiyor ya. Aynen. Şimdi adam görüyor dışarıda sıkıntı yok, geldi ona, emri nisbi de sıkıntı yok, emri itibarisi şöyle bozuk, dinsiz gözünden bakıyor. Ruh oradan baktığı için ora bozuk. İşte nazar, şey, zanın altında ne vardı? Zanın altında ahlak var, nazar var, niyet var. Abi böyle emri itibariyle aynı oldu zan. Hangisi? Söyledin ya şu an dört şey zanın altında. O zanın... Ama tüm emri itibarisi kötü diyoruz mesela. Şimdi o dört altını dolduralım. Çünkü zan bir şey değil. Mesela şöyle diyeyim. Taakkul. Bir şey gözüküyor. 33 tane sistem var altında. Tamam mı? Mesela medya pompaladı, zeki, zekavet, oysa başa bela. Zekavet aklın sıfatıdır. Çünkü Kur'an ve hadis hitap ediyor adama. Aklını başına al diyor. Aklınızı başınıza alınız. Ya aklını ta. Peki aklına başına al hitabı akla hitap mıdır? Değildir. Aklını, hey aklını başına al. Hey Özgür telefonu cebine koy. Ha, demek ki dışında. Tamam mı? Dışında yani. Demek ki aklını başına al derken akıl devre dışı. Ne var peki? Zekavet. İyi bir mühendistir. İyi bir doktordur. Ama aklı olmadığı için, akıl arkada olduğu için, zekavet olduğu için ameliyat gerekmediği halde ameliyat yapıyor zeki olduğu için. Yani kendi küçük menfaatını, adamın hayatını hiç önemsemiyor. Mühendistir. Koca devletin köprüsünü 80 milyon milletin şans-ı mahallesinin hukukuna tecavüz eder. Az çimento kullanmış müteahhit onu onaylar. Bunu neyle yapıyor? Zekavetiyle yapıyor. Aklıyla değil. Onun için Allah aklımızı zekavetimizin önüne geçirsin. Yani zekavet onun sıfatıdır. Eğer zekavet yapar, Firavun'un bütün psikoloji, hastalıklar ve intiharların sebebi zekavetin öne geçmesiyle oluyor. Akıllı insanlar da bu şey yok. Hani derler ya, imanı olup da psikoloji sorunu yaşayanlara şaşırırım. Bazılar böyle küllümen böyle ortaya bir laf atıyorlar ama kısmen doğru, kısmen de insanı çökertiyor yani. Mesela psikolojisi bozuk olanın imanından şüphedir. Yani doğru da yanlış da yani. Yani öyle olmaz yani. Niye? Kardeşim, psikolojik bozukluk aklı arkada, aklı yok değil. De ki psikoloji bozukluk zekaveti öndedir. Neyse. Şimdi buraya geliyorum. Gene aynı. Emrin ismi şüphe. Emrin ismi şüpheli. Şu. Tam da doğru olduğunu nereden bileceğiz? Yani bu mesleğin mücedid olduğunu nereden bileceğiz? Realitesi. Bizim dışımızdaki hadise. O kelamın sadık olduğunu nereden bileceğiz? Şüphe ettim. Ama peşin karar verdim. Sen bizdensin. Sen bizden yanasın. Tamam mı? Benim alemimde sende şüphe yok. Ama seni çok sevdiğim diye senin her şeyin doğru mudur? Senin söylediğin de önce peşin kararlı var ya, işte hocalarını, şeyhlerini, abilerini, cemaatını ilahlaştırmak buradan kaynaklanıyor. İç aleminde emrin isminin şeyi kesin. İç aleminde dışarıda şey yok. Şüpheli olduğu halde biliyor. Çok iyi biliyor. Ama iç alemi kesin. Yoku var etti. Ne yapar o zaman? Yoku
var etti. Yani putlaştırdı. İç aleminde kesin. İç aleme emriti var ya. Bizim cemaat ya. Bizim abi. Bu doğru der. Bu doğrudur. Bunu önceden böyle bir taassup sistemine soktu mu, onun içerisine ne girerse girsin, o doğrunun içerisine, yanlış da girse de doğrudur. Manasız bir şey gelse, peki tersi neydi? Efkarları ve duyguları marifet ilahiye ait bir şey getirdiği zaman içeride musaddık görmüyor. Burada ise musaddık acayip çalışıyor, dışarıdan batıl bir şey girmiş. Mesela batıl adam, batıl bir şey söylüyor hoca. Lider, şeyh, edili-i şeriye zıt, Kur'an'a zıt. Mesela diyor ki tesettür feridir diyor. Mesela la ilahe illallah kafidir Muhammedun Resulullah demesen de. Bu küfürdür. Bunu söyleyen Süfyan olduğunu söylüyor. 15. Mesela diyor ki usta, gelecekte diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini inkar edecek de, inkar eden Süfyan amında bizzat çıkacak diyor 15. mektupta. Risaleti inkar edecek diyor. Risaleti. Süfyan namında bizzat diyor. Nasıl? Lazca mı desin? Böyle diyor. Ama bunu gösteriyorsun, şöyle yapıyor benim başıma. Bak böyle bak, la ilahe illallah diyorlar ki, böyle ders ne yapıyorsun? Peki niye böyle şey yapıyor? Nasıl izah edeceğim ki? İçini nasıl dolduracağım ki? Kur'an içini dolduruyor Yusuf'la, Musa ile, Hızır'la, Muhammed Aleyhisselam, kısa Musa, kısa peygamberler nedir? Böyledir işte. Nasıl anlatacaksın yani? Şimdi diyorum ki bak, burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam risaletini inkar edecek Süfyan amca. Bak la ilahe illallah kafidir diyor Muhammed Resulü'nün. Bu inkar değil midir? Aynı böyle pis pis gülüyor. Diyor ki hikmeti vardır diyor. Senin kafan ermez oraya. Ama burada bak dedim, burada bunun da mı kafası ermez? O eski çağın insanıydı dedi. O çağ onun değil artık dedi. Peki nedir? İçerisi kesin, dış dünya şüphe söyledi. O da şüphe ediyor. O benim Müslüman kardeşim mutlaka doğru iş yapmıyor. Zoraki yapıyor, mimikleri belli. Dışarıdan o da şüphe ediyor. Evet. Muhammed Resulullah'sız olmayacağını o da biliyor. Ama kesin şey doğru kabul etmiyor, şüphe. Şey gibi abi, hani Almanya'nın kuzeyinde yatsı namazı girmiyor diyor, eve gidip de cemaate bazı diyor, yatsı namazı girmiyor burada. Yatsı namazı kılınmaz, eve gidiyor kendi yatsı namazı kılıyor. Evet. Mesela kurban diyor, zındık bir tanesi. Geberdi galiba. Ondan sonra Müslümanlara çok zarar verdi. Kurban şey değil diyor. Gizli kurban kestirirken yakalanır. Şimdi şüpheden şey yaptık. Bunu behim böyle yaptık. Şimdi buraya geliyorum. Bunu siliyorum. O zaman onun iç dünyası çöküyor değil mi abi? Yani o şüphe şeyle, o ikilemle çöküyor değil mi? Sistem şöyle çalışıyor. Eğer ikisi şüphe, iki kesi kesin olursa, İkisi kesin olursa firavun oluyor. Acayip oluyor. Veya vahiy oluyor. Ya vahiy olur. Yani ilham mı? Vahiy değil mi? Yok. Ya, ikisi de dış dünya, iç dünya doğruysa vahiy. Vahiydir. Vahiy. O zaman peygambere has bir hale. Tabii. Ondan sonra dereceleniyor. Ondan sonra ilham oluyor. Sunat, tulaş, işaret, rumuzat, telbihat gibi dereceleniyor, inceleşiyor. Mesela şöyle diyor. Aynı ağız ayet çıkıyor. Aynı ağızdan hadis-i kutsi çıkıyor. Dikkat et. Aynı ağızdan hadis çıkıyor. Uygulayayım eylem itibariyle. Çok sevdiğim için bu işleri, öyle uğraştığımdan yoksa, çok bildiğimden değil. Mesela çekirdek öyledir. Aynı çekirdekten yaprak çıkıyor. Aynı çekirdekten koku çıkıyor. Aynı çekirdekten kütük çıkıyor, renk çıkıyor mesela. Şimdi bunu da tamamlayayım da daha şey yapayım. %50 demiştik. 90. Arası ihtimale yok. %90'ı yok. %50 kesin orta. 50. Bu 50'ye kadar. 50. Bu 50. %50 olursa bu şeydir. Arasını da sil abi. He? Arası yazıyor, onu da sil. O da kaldı. He, doğru söylüyorsun. Bu nedir? Şuradan alayım ki. Abi şüphe olabilir, olmayabilir. Değil miydi? Sanki 51 falan mı acaba?
yoksa en azından. Bu nedir? Çünkü zan alıyor adam. Zan. He? Şüpheden bir tık yukarıya çıkması gerekmiyor mu zan alması için? İşte bu buraya kadar dayanıyor. Alt çizgi. Alt ölü nokta. 50 denmez. Ama öyle denmiş, ben dokunmuyorum. Sonrası diyelim. Zana %50 ile %90 demiştik abi. He? Zana %50 ile %90 arası zan, şey zan. %90'dan sonrası zanlı galiba. Son cumartesi dersinde %100 bilgi demiştik abi. Doğru. Yani öyle yazmışız, yanlış yazmamışız. Kadar. Zan. İhtimale. Zan. %90. %90'ın üstü olursa, %90 ve üstü. %100'e kadar. Zanlı galip. Şimdi şurada Edirne-i Şeria vardı. Onu da yazın abi. Onu da yazayım. Abi bu %100 doğruluk açısından kesin değil mi? Ben onun kanaati. Senin kanaatin. Tabii, çünkü bilgi bazen değişebiliyor ya. Yani. Senin diyeyim. Senin. Çünkü tam %100 doğruların. Mutlak doğru da vahiy mi acaba? He. Vahiy denir mi? Yani? Bak şimdi. Bu bilgiyi bu bütünlük bilgisini edille-i şer'iye şer'iyeden geçirir sen üstüne mi? Hayır. İlim olur. Yakin de denir mi abi onu? Yakin de yani ilmin içerisinde yakin var, kesin var, kesinlik var. İlim içinde ilham var, tuluat var, sunuat var. Fakat ilhamdan sonra artık şey denilmiyor. Yani ben baktım da. İrfan seviyesine geçecek herhalde şeyden sonra. O yalnız şeye kadar ilim, vahiy en kesin ilim, ilham, şeyin ilhamı ama. Çünkü Kur'an hayvanları da asın imamlarını, onun dışındakilere o kesinlik yok. Şumulü ilham diyor. Şumulü imam, ilham diyor, ad diyor, tamme diyor. Şimdi bu yaptık. Şimdi şeye gelelim, şüphe. Bunu keşke biraz aşağı indirseydik ama şüpheyi şöyle yapayım, şuraya. Sanki vehimden ilhama giden yol da kurbiyet ilahi gibi de düşünülebilir mi abi? Aklımı sana veremedim. Ha, tamam. Şimdi buraya şöyle kaydırırsam biraz. Tabelayı da görmenizi istiyorum. Nerede? Heh, kaldırayım. Abi kaldırır mısın? Nasıl oldu abi? Dur. Evet. Bak. Çok ilginçtir. Bu kesin. Bu şüphe. Yukarıya çok benziyor. Ondan sonra bak ha şurada. Kesin görüyor musun şurada? Ha, gözüküyor. Bu kutuya atıyor.
Yani kutuya atma yeridir vahidi kıyası. Tasavvurda. Sildik onu. Diman meratibi vardı. Tahir tasavvur. O kutudur. Tamam mı? Orada bu ikisi atılıyor. İkisi atılınca burada kaynaştırma yeridir. Vahidi kıyası sistemdir. Bunlar ayaklarıdır. Emri nisbi, emri itibari bunun ayağıdır. Yani mesela taakkul, mesela zihin, tefekkür, bu taakkulun sıfatıdır. Yani vahidi kıyası bir sistemdir. O iki ayakla çalışır. Yani şöyle, kalp, bir ayağı diman, bir ayağı vicdan. Makke sefker, diman. Masar isyan, vicdan. Bu iki sistemle çalışıyor. Şimdi içeriden geçirdik bu, attık. Peki nedir o kesin? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan uygulayalım gene. Gördüğü mucize. Kur'an'ın mucizesi. Kur'an. Fakat kimse şey yapamıyor. Dedi ki, Velid ibn-i Umre dedi ki, bakın dediler, Velid ibn-i Umre gösterdi. En yaşlı o. 7 tane Mekke'de okuma yazması olanlardan bir tanesidir. 7 tane, 7 kişi. En alimleri o. Ondan sonra yaşlı. Ona gösterdiler. Ebu Cehil de var. Dedi ki, ya Velid, bunun Kur'an'da da 10 tane ayet nazil olmuş bunun hakkında. Yani gayrimeşru olduğunu da söylüyoruz. Enim diyor, kulağı kesik. Bu nasıl bir şey diyor? Bak o bile diyor ki, bu kesindir diyor. Böyle bu, ben diyor bu kadar şairleri geçmiş sizin ömrünüz yetmez diyor. Ben eskileri biliyorum. Kitap etlerini de biliyorum. Yenileri de, sizi de biliyorum, beni de biliyorum. Bu diyor Muhammed'in olamaz dedi. Bu kesin. Ama biz bunu dersek kimse kalmaz. Atalarımızın dini gider diyor. Dolayısıyla buna sihir deyin gitsin diyor. Sihir deyin. İlk sihir lafını çıkartan o adam orada. Yani iç alemin şüphe. Emri itibarisi sistem çalışmıyor. Karar vermiş. Karar vermiş bir insana mesela biz de uygulayalım. Harika bir derstir. Harika bir çalışmadır. Fakat içinde karar verdi mi? Bu bizden değil. Ne yap, ne olursa olsun onu alamayız. Zanneder ki ben bu bilgileri gizli şey yapsam bile malumatın olur ama o feyiz alamazsın. Şöyle diyeyim. Bu dersi kameradan dinleyin. Bir de şu ortamdaki havayı yapın. Asla kamera bunu veremez. Niçin örnek verdim? Sen bir insanı tenkit ettiğin halde ondan ilim istifade ediyorsan ilim alırsın. İlim bilgi olur. Asla fazilet ve kemalat ve onun hangi haletle söylediği o alet sana geçmez. Örnek veriyorum. Şarkıdan uyguluyorum. Buna ait bana bunu söyleyince bir tanesi dedi ki abi dedi sana bu ait bir video getireceğim dedi. Ulan getir. Söyledi de içerisini. Ulan getir seyredeceğim. Adam müzik söylüyor. Urfa'da. Tamam. Ölmüş adam. Müzik söylerken doktorum var burada. Birkaç tane doktor var. Siz çok şahitsiniz. Ben de şahitim ama siz sağ olun tabii çok. İğneden ödü patlıyor değil mi adamın? Kriz geçiren var. İğne olacaksın. Adam iğne değil. Elini almış müzik söylerken. Seyrediyorum ben. Murat. Jileti böyle kırıyor ha kesiyor. Kan akıyor eli. Ya insan böyle bir yapmaz mı ya? Böyle bir şey yapmaz mı ya? Jiletle kesiyorsun ya. Ya bir şey anlatacağım şimdi. Bu tam nasıl anlatacağım bak şimdi. Hiç gık etmiyor. Çünkü bir halete bürünmüş ki burada değil. Nefis hakim cesedine. Tamam. Bu bir şey değil. İlginç olan bu değil. Bu başka bir şey. Ya nasıl blok olmuş tamam. Bunun söylediği müziğin iç üstüne haletini koymuş. Onu her dinleyen tasvip edip bu ay zındık falan demese böyle muhabbet nazar gözü muhabbet nazarı böyle gözü kusuru görme ona odaklanırsa köprü kurulmuştur. O da akıyor. O da jileti çok ilginçtir. Aynı şeyi yapar o da hissetmez. Bunun adı sirayettir. Bunu şeyde kullanıyor. Çalıştın, terden soğudun, pirinç aldın, çocuğu yetiştirdin, kaliteli oluyor. Çaldın o pirinci, çocuk bozuk oluyor.
bu halet nereye gidiyor diye senelerce uğraştım. Senelerce külliyatta uğraştım tekini. Birçoğunuz bildiğiniz gibi şu, biliyorsunuz bununla alakalı. Şurası atom, tamam, bir atom düşünün. Benim bir nur talebelerim bunu bilmesi lazım. Benim nur talebi kardeşlerim bilmesi lazım. Niçin biliyor musun? Sirayet, neyi seyrediyoruz? Maç, film, ne dinliyoruz, ne kopluyoruz, ne yiyoruz? Kimle oturup kalkıyoruz? Benim nur talebi kardeşlerim bunu bilmemiz lazım. İlmin daha çözemediği bir şey. Ama gelecekte inşallah çözecek bunu. Şu anda göstereceğim şeyi. Benim intibam şu. O pirinç aynı. Adam aynı. Bir çalmış, bir kazanmış. Çocuk niye bozuk oluyor? Veya affedersiniz, özel hayatta besmele, besmelesiz. Veya üstü açık, üstü kapalı. Yani bunlar ayıp değil, bilinmesi lazım şeyler, tamam mı? Bunlar ne oluyor diye anlatacağım şimdi. Jiletle girdik. Nasıl o kesiliyor? Şundan kesiliyor. Yani iman diyor, her derdin devasıdır. Nasıl her derdin devasıdır? İman çünkü kuvvettir, nurdur, mahluktur. Nasıl karşıyı etkiliyor sirayet? Onu göstereceğim. Şimdi ilimde yok ama. Şu proton mu? Mekke'den geçiyor. Mekke'de. Sen diyor ki, fizik, misket kadar büyütsen diyor protonu. Misket kadar. İlk geçen, en yakın elektronun geçtiği yer İstanbul'dur. Bunun mimarı da Maraşlı Yavuz Selim'dir. Şöyle, Fen'in söylediğini tekrar ediyordum. Abi dedi, mesaj attı. Sen mi attın? İbrahim mi attı? Ha İbrahim, ha Gemze. Ha İbrahim attı, İbrahim. Arçelik İbrahim. Dedi ki, Fen şöyle demişti tekrar. Misket kadar atomu büyüt, Londra'ya koy. İlk en yakın elektron İstanbul'dan geçer. Bunu Fen'in söyledi. Abi dedi, ben pergeli koydum. Rica ediyorum dedi, sen Londra deme, Mekke'de. Çünkü İstanbul Mekke ile İstanbul Londra aynı. O zaman Mekke'de diyor. Tamam Mekke diyor. Ama Fen'in söyledi o. Şimdi söyleyeceğim şu arkadaşlar. Şurası boşluk. Fen burayı dolduramamış daha. Ciddi bir şey yok. Bu boşluktur diyor. Tamam. Bu adamın elindeki jilet, o halet. Pirinci çalarken halet. O halet varlıktır, vücudu haricisi vardır, mahluktur. İnsanın şurasına giriyor. Buraları dolduruyor. Madde onun için değişiyor. Niyet ve nazar mahiyet eşeği değiştirir. Eşe değişiyor. Bunun içerisindeki gözle gözükmediği için, laboratuvara girmediği için halet tanımlayamıyor. Bir şeyler söylüyor ama doyurucu değil. Yalnız boşluktur diyor. Herkes bir teorileri var. Okudum o teoriyi. Bir şey yok. Fakat o halet-i ruhiyenin nasıl kişi düşündüğü bir zamanda hücre nasıl değişir? Mesela utandığı zaman surat niye kızarır? Korktuğu zaman niye şey yapar? Veya bir resim gördü şehvete ait. Hormonlar nasıl değişiyor? Bunlar, bu hücre, hani fenin dediği şu, su toplar, su boşaltır. Tamam. Su ile iletişim kurar. Haletle bunu yüklendiği, boşandığını bilmiyor. Halet. Evet, onu bilince kader halini, kadere biliyor yani. Kader bil. Hali ya. Hali. Vicdanı. Ha, harika. Harika. Evet, hali, evet. Vicdanı ya, kadere biliyor. Hali ve vicdanı ya. Mesela şu anda ben ne düşünüyorsam vücudum hücreleri ona gelmek zorundadır. O zaman güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Şöyle şer ettim bu manada. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Kötüyüm diyorsan kötü olan sen değilsin. Kötü olan düşüncelerindir. Çünkü düşünce güçtür. Bir yazar buna ait Düşünce Gücü diye bir kitap yazmış. Bizden izin aldı. Abi sağ olsun bak onu telefon etti. Şey ettirdi. Dedi bu düşünce güçtür. Çünkü onun 5 sene önce psikolojide yapıyorduk bunu. Dedi ki kitap yazacağım böyle isimle dedi. Tamam yaptım. Mesela başka bir tanesini söyleyeyim. Örtündüğümü düşünüyorum.
örtündüğü çünkü. Buna ait bir kitap var şimdi mesela. Adam dedi yani ben oradan dağılacağım ama bu ismi alacağım dedi. Al kardeşim. Yeter ki Müslümanlara yardım et. Yani düşünce güçtür. O dersi de içinde de çıkarımları da var cümleler almış. Çünkü Risale'deki şeydir. Demek ki burada şey anlatmaya çalışıyorum. Bu arası bununla doluyor. Peki iman diyor taassup yaparsan anlayamayız da bunu. Her derdinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettirin. 25. liman 25. devam. Ya nasıl olur ya her derdin kanserin imanını arttır. Bilmem neyim ishalim var. Her derdinizi her dediğine göre bunun dışında bir şey yok. İmanınızı arttırın. İman hem nurdur hem kuvvettir. Nasıl olacak? Maziyi bile değiştiriyor hücreyi. İman kuvvettir deyince maziyi değiştirme özelliği var. İman nurdur geleceğini değiştiriyor. İman, he? Kuvvet geçmişe mi bakıyor? Geçmişe bakıyor. 23. sözlerde net söylüyor. Geçmişten gelen elemlerle imanın kuvvetiyle diyor bizler. Mahluk olmayan iman demek lazım o zaman ona. Zamansız, mekansız. He, tamam böyle. Çünkü iman her şeyin bir sureti var, hakikati var, kökeni var, mahiyeti. İman burada mahluktur. 71 işaret edeceğiz. Tamam. Sureti mahluktur. Hakikati mahluk değildir. Kökeni de Allah'tadır. Şimdi vesvese de kullanırız ama şey yaparsak. Şimdi demek ki o iman nur mudur? Kuvvet midir? Bu hücreyi doktorum değiştiriyorsun. İçeriye bak buraya giriyor. Buraları dolduruyorsun doktorum. Hasan abi şey desek olur mu? Yani imanla zanı düşünüyorum da imanın sureti zandır desek olur mu? Hiç böyle bir şey düşünmedim. Böyle şok ettin beni. Sureti zandır. Oy vay vay vay. Çünkü ben şeyi soracaktım da ona. İmanla zanın ilişkisi. Basit şey söylüyorsun ama vallahi acayip bir şey. Ya böyle bazen şeyler yapıyorsun şunu böyle yavaş söyle. Bir dakika bir daha söylesene. İmanın sureti zan. Fesubhanallah. Yani dişe vuruşu. Arkadaşlar Allah razı olsun bunlar çalıştı. Benim de ufkum açtı. Çok istifade ettim arkadaşlar ben. Kabir dersi yaptılar ya. Ben çok istifade ettim. Arkadaşlar takdim etti. Emeklerine sağ olsun. Ama beni nerede? Diyor ki, deftere yazdım şu kadar bir şeyi. Her şeyin ya, her şeyin bir sureti var. Hakikati var. Kökeni, mahiyeti var değil mi? Her hakikattan surete atan seni ne varsa, hakikattan seni surete her ne atıyorsa o senin kabrindir. Tersi, her suretten hakikata geçersen onun adı uyanmaktır. O şeyi kapatır mısın? Alarm. Yani şey saati. Demek ki kabir neymiş? Mezar değildir. Mezar hakikattır. Dünya suretidir. Kabrin suretidir. Ustam diyor ki ey mezar-ı mutarik bedballar. Hayal mi söylüyor? Tabut düşünün. Ayağı yok. Ama tabut şöyle gidiyor. Dum. 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 Tabut ya. Eğip yani. Ha, mezar-ı mutarik bedballar deyince böyle anlıyor. Yani hikaye tabir değil, teşbih değil. Aynı mezardadır. Ehli dünya mezarda, kabirdedir, kabire gitmekten korkuyor. Şu anda neredeyiz? İnanın bana kabirden çıktı. Çünkü bedenimizden haberiniz yok. Her bedensel hayat kabirdir. Hakikatini örtmüş. Her, mesela bedenle meşgul olmak, onun için diyet yapıyorlar. Doktorlar kızacak bana ya. Diyet yapacağım. İşte kan grubuna göre bilemem. Lan Resulullah'ta böyle kan grubuna göre beslenme var mı? Böyle bir şey var. Derdi yani. Çünkü mazi ve müstakbel bana miraçta gösterildi diyor. Peki diyet nedir? Biz diyetteyiz, temeldeyiz. Sünnet-i seniye. Öyle mi doktorum? Sünnet-i seniye kadar diyet var mı? Şöyle ye, böyle. Mesela geldik Afyon'a. Resulullah sünnetine şey yapma. Soğan diyor değil mi? Soğan yiyin. Bak, al sana diyet. Memlekette hava değişikliği yaptın, soğan yiyin diyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam şeydi ha. Her surette kalmak kabirdir. Ehli dünya içindeki bir kabirden kabire girmekle korkuyor. Ustad diyor ki ben diyor istikbalde hayalen şimdi diyor kabrime girdim. Ustadın hayali hakikat. Girdim diyor. İşte nükel mekil geldi diyor. Hayal midir? Şimdi diyor gelecekte hakikat olacak diyor. Şimdi memnun oldum diyor. Kabire onu da anlatayım geçsin. Dar. Karanlık. Soğuk. Kimsesiz. İki tane de var. Hapsi müferit. Hapsi müferit. Vahşeti mutlak. Tehlike.
Tecrit mutlak. Altı tane sıfata ne kadar bürünürse girersen kabir o. Kabrin sıfatı. Mezar ne yapacaksınız şeyini, maddeyi? Eğer karanlık, vahşet, dehşet şeyleri kullanıyor ya, kimsesiz, yalnız, kısacası kitap okumuyorsun, derslere gelmiyorsun, Hizb-ül Kur'an'ın yok, namazın yok, haram helalın yoksa sen kabirdesin oğlum, ne kabirden korkuyorsun? Zaten bitmiş o. Duyguları, efkarı, kainatın envarı marifetini getirdiği vakit musaddık bulamazsa alemin kabir oluyor. Alemin kabir oluyor. Bir daha kabirle ilgili bir şey, hani bu dima ve vicdan münker nekir demiştik ya, hani şeyde de, 8. sözde de hani diyor, kalbi... Münker nekir ne için dedi biliyor musun? Münker nekir seni sıkıştırmayacak mı? Gündelik hayatta düşünceler öyle midir, böyle midir? Vicdan ve dima seni yiyor, soru soruyor sana. He. Şimdi abi o mesela dünya, hani diyor ya, bunların bağırmasına, kulak tıkayıp nefsen varisine tabi olup meyvelerden yemeye başladı gibi mana geçiyor. Şimdi abi şöyle, dünyada münker nekiri biz hapsediyoruz. Kabre girdiğimiz zaman onları dinlemediğimiz için biz onların eline düşüyoruz, ruhumuz ona esir oluyor abi. İşte tecrid mutlak oluyor. Bu sefer o seni aleme ruha bırakmıyor abi. O meyvelerden yedi uyudular diyor abi. Evet. O meyvelerden yedi uyudular diyor 11. sözde. O meyvelerden yedi? Uyudular, uyudular diyor. Yani ölmeden önce uyanın diyor Allah Resulü'ne. Uyudular. O meyveden yedikten sonra uyudu değil mi? Uyudular evet. Şimdi bu şüpheyi anladık. Şimdi zana geçeceğiz. Birincisiyle arasındaki fark ne abi? Kalem tık tık yapma. Evet, hangisi abi? O şu mu? Vehim. Evet abi. Onun hala şey de farkı ne? Şu. Evet abi. Şu. Bu neydi? Varı yok ediyordu. Şüphe de şüphe nedir? Şüphe insanı donukluktan, hareketsizlikten kurtaran bir sistemdir. Mesela hayvanlarda şüphe olmadıkları için hayatları sabittir. Araştırma yoktu. Bugün felsefenin temeli şüphedir. Hakikat nedir? Şüphe etmiş her şeyden. İlim çıkmış, fizik çıkmış. Fizikten ve matematikten önce insan dünyasında felsefe vardı, düşünce vardı. Ama hakikatta fizik, kimya yokken matematik vardı. Matematik mahluk değildir, kimse yaratmamıştır. Allah'ın dışında. Yani mevcuda Allah, çünkü Big Bang sıfır zaman diyor. Bak sıfır dediğine göre zaman varmış yani. Şey matematik var mı? Sıfır. Allah'ın yarattığını demeyemiyorum. O hariç tabii Allah mahluk olarak yaratmış ama bir fizik gibi, bir matematik gibi durmuyor. Bir ademi vücut gibi duruyor. Her şeye zemin ama kendisinin vücudu yok. Matematiğin. Matematiğin her şeyi belirleyen sıfırdır. Kendisinin sayısa bir değeri yoktur. Vücudu yoktur. Ama yoku da yok diyemiyorsun. Var ama varlık cinsinden varlığı yoktur. Öyle bir şey yani. Şimdi bu şüphe aynı ona benziyor. Bu kesiti buradan alıyorsun ama beyinde bunu tek düşünemezsin. Şüphe de tektir. Vehim dimağı. Şimdi bunu aldın. Bu burada durmuyor. Bu da çalıştığı için bu tek değil. O kesiti tek alınca budur. Ama ne yapar? Varı yok ediyor. Ve insanı donukluktan, hareketsizlikten kurtaran, insan yapan şüphedir. O kadar büyük nimet ki. Şimdi mesela sen de işte dinliyorsun, şöyle yapıyorsun. Ne acaba ya? Doğru mu? Şüphe edince, bu sefer zihniniz hep külliyata gidiyor. Nerede lan, nerede vardı ya? Böyle vicdanı pek şey yapmadı. Ha, ilim oldu. Hazreti Adem de cennette şüphesi mi vardı? Yani beka ile aldatma. Aynen. Mesela Adem Aleyhisselam'da bekada sorunu vardı. Yani beka, şüphe. Beka baki olacaksın bu yersen. Yani yediğine göre vardı. O adam bir şüphesi vardı. Cennetten şüphesi vardı. Şöyle şüphesi vardı. Sen bunu yersen diyor beka bulursun. Eğer bulunduğu yerinde şüphe kesin olsaydı, şüphe değil kesin olsaydı, şeytan derdi ki ne beka bulacağım, zaten beka yerdeyim. Bekada olduğu halde bekayı bilmiyordu. Bilmediğinden zaten gitti. O zaman bende bir ders var böyle. Adem Aleyhisselam'ı öyle bir hakikat şifrelenmiş ki insana, cennette imtihan oldu Adem Aleyhisselam, sen dünyada imtihan olmayacak mısın? Sen ona havası, hevası yedirdi. Sana dünyada birisi yedirmeyecek mi? Sana da birisi yedirecek, giydirecek. Seni onun havası, hevası giydirdi. Hevasından havası oldu. Bu sefer
Hevasından havası olunca havası ona giydirdi, yedirdi. Karıdan girdi yani. Peki bunu yersen diye. Peki Adem Aleyhisselam'ı cennette imtihan eden bir hakikat. Sistem sistem bu kadar mükemmel ki ya. Onu Allah hakikaten acayip yapmış ya. Böyle bir sistem aynı Twist'te de var. Ondan sonra ustad ne güzel diyor. Hikmeti tavziftir. Peki insanı insanı yapan niçin dedim? Şeytanın vücudunda iki ciddi hakikat var. Şeytan deyince lütfen abi adam düşünmeyin ya. Sistem. İki hakikat. Ne var? Makasidin, hayriyi, külliye, kemalat insaniye var. Şeytanın vücudunda diyor. Sistem. Kur'an'da şeytan kullanmıyor, iblis kullanmıyor. Failini kullanıyor. Eylemsel dönüşmüş hali kullanıyor. Sistem şeytan. Şimdi ne diyor? Makasidi hayri külliye kemalatı insaniye varmış. Nerede var? Kimin vücudunda? Şeytan vücudunda böyle bir şey olur mu? Var mı? Demek ki biz şeytan anlamamışız. Şeytan çok ciddi. Biz ciddi almıyoruz adam. Abi benim fikrimiz vardı. Dün uçakta ağırlığımla da paylaştım onu ama. Siz diyorsunuz ya cennette Adem Aleyhisselam imtihan oldu. Siz burada olmayacak mısınız diye. Bu kabir dersinden sonra... İmtihan değil, ayrışma. Evet. Yani bu kabir çalıştıktan sonra bu yolculuğa üstad imtihan diyor ya, imtihan yolculuğu sefer diyor imtihan. Ya. Sefer. 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 Evet. Şimdi abi bir yerde iki imtihana tabi olmak Allah'ın adaletine sanki uygun değil gibi. Hangisi? Kaçtan imtihan? Cennetten Adem Aleyhisselam imtihan olmuş. O orada bir şeydir. Yani o bir manada bizi, insanlığı temsil ettiği için bizim cennete dönüşümüz tekrar imtihana tabi olacağız manasında gelmiyor gibi sanki geldi. Değil bak şimdi. Hakikattan sureti indi ama hakikatin hakikat olabilmesi için hakikat yetmiyor. Ona farkındalığın olması lazım. Adem Aleyhisselam cennetteki farkındalığı yoktu. Peki farkındalığı nereden kapacaktı? Burada o. Bu cihetten cennetten üstündür burası farkındalıktan dolayı. Dönüşünde yani orada tekrar cennette ikinci bir imtihana tabi olma ihtimali söz konusu var. Ona Allah şöyle diyor. Celle Celaluhu İlmit şeyden Muhyiddin Arabi Fusus Hikiminde şöyle diyor. Bak imtihan mıdır nedir? Sen sana bırakacağım. Ama konuşmayacağız. Allah kendine yakışır gibi şekilde bir rububiyet eder. Rabbini gösterir. Cennet ehline. Cennet ehline der ki ben sizin Rabbinizim. Cennet ehli der ki senden Rabbimize sığınırız. Allah bu sefer kaliteyi düşürür. Tabii bizim tabirle düşürür. Sonra der ki tekrar, ben sizin Rabbul Alemin, benim. Dünyada iman ettiğiniz Allah hepsi, herkes de aynıdır. Rab ayrıdır. Ustad diyor ki, Rabbim, Nebimin Rabbi, mahlukatın Rabbi, bütün alemlerin Rabbi, Rabbul Alemin. Rabbi başka, herkesin Rabbi ayrı, farklı. İkinci kaliteye tecelli edince, gene cennet ehline sordu. Bak Rabbiniz benim, buyurun. Onlar gene derler ki senden Rabbimize sığınırız. Sonra der ki sizin ve alimlerinizde Rabbiniz hakkınızda ne malumatınız vardı? Gidin alimlerinize sorun demek istiyor. Gidiyor. Onlar zanlarını getiriyorlar, tamam mı? Onlar alemlerinde bir Rab vardı ya. Böyleydi diye Allah aynı o şekilde oluyor. O zaman Rabbul Alemin diye şey yapıyorlar. Herkesin hususu olmayacak mı o görüntüde abi? Toplamış mıdır, tek mi yapmış değil. Kişiler böyle sorar diyor. Çünkü tamam. Mesela bunu bildikten sonra böyle demezse insan da hani tabirinizde hani kaliteyi düşürmek istemiyoruz mesela. Hani bunu bildik demeyeceğiz mesela. Bana ayrı gözükmesi gerekmiyor mu? Tabii. Olması lazım. Ama nasıl anlıyorsan ama buradaki kastettiğim detaya giriyorsun sen. Burada kastettiğim şey var. Yani orada da bitmiyor. Cennetten üstündür ya insan. İnsanın dibi yoktur. Cennetinde yoktur da ama cennetten üstündür beka, oradan da üstündür rüyet. Ondan da rıza var değil mi? Beka var. Rıza. En son rıza. Bak, cennet, beka, rüyet, rıza. Çünkü nereden anlıyoruz? 96 Emirdağ'ında diyor ki, tokat dedim diyor. Beşenin zulmü tamam. Ama kader bana niye işkence yaptı diyor. Bir, sakın sakın sayın. Hizmet-i İmaniye-i Kur'aniye'ni cennette, cennete ve
cennette ve kemalat insaniyene hasta yapma, azaptan ve cehennemde kurtulmana vesile yapma. Bana bütün bütün rıza ilahi gösteriliyordu. Peki, buradan şeyi çıkartıyorum. Gerçi böyle bir şey yapmadı, Nasrettin Hoca'nın sistemi gibi. Testiyi kırmadan çocuğu dövmüş. Demişler ki, kırmadın, niye dövdün? Kırdıktan sonra dövsen ne olur? Büyük zatlara ve bana bu tokatı niye geliyor diyenlere söylüyorum. Ya ben bir şey yapmadım, bana niye tokat geliyor? Hata yapman geliyor. Üst insanlara, Allah'ın rahmeti fazla olan, buna Kastamonu'da inayet-i hassa, inayet-i hassa sahibi olanlara gelmeden önce tokat geliyor. Ben böyle bir şey yapmadım. Hizmet imanimi, cehennemden azaptan kurtulmama, cennete ve kemalat insanı kazanmama vasıta ve vesile yapmadım. Niye? Bana bütün bütün rıza ile. Çünkü yaptıktan sonra onu takip edenler de helak olduktan sonra düzeltse ne olur? Onun için üstün olanlar, yani dağ tepe olanlar fırtınayı daha çok gördükleri için hatadan önce tokat yerler. Avam ise hatadan sonra tokat yer. Havas ise hata yapmadan önce tokat yer. Eğer tokat yedin Süleyman, ya Allah Allah, bu ne oldu ya? Bir çocuk niye düştü şimdi kahvaltıda? Tam hanım, yani ne oldu ya? Çocuk da sinek öldürmedi. Öyle mesleği. Düşük kafası kırılır. Veya tabak getiriyordu hanım veya sen. Lan sakar deme. Niye? Neyin önünü aldı o gün? İnayeti hassesi olana, hassas olana böyle geliyor, tepeden geliyor. Peki, cennette intihar tüker mi? Kardeşim, zansız bilmek, cennette de bilmek yok mudur? Zansız bilmek ancak Allah'a ait. Abi mecude de yani zansız. Yok, orada mecude mahluk değil ki. Mahluk olma itibariyle zan. Ama zan tek zannetme. Ben öyle biliyordum, onun için içine çıkamıyordum. Zan içinde bir, vehim. Getir tencereyi. At içine vehim. Şüphe, cehalet, bilgi. At, karıştır. Zan. Allah Allah ya. Ya bir tuhaf yani. Zan bir sistemin adamı. Ayaklarına bak yani, kalp. Zannediliyor ki dima kalpten farklı bir şey. Hayır. Makesi efkar, yani kalbin bir ayağı, kalp beni düşün, nasıldır? Dima bir ayağı, vicdan. Ama kalpte bunun dışında başka şey de var. Latife insani bunların dışındadır. Bir tanesi sordu Hollanda'da. Abi dedi, latife insani geçiyor Barla'da 283 veya 63. Latife insani acayip anlatıyor. Çok garip. Latife-i Rabbaniye mi iyi? Daha kaliteli, büyük. Latife insaniye mi? Ama Latife-i Rabbaniye'de müşahadetullah var. Tamam mı? Latife-i Rabbaniye kurbiyete bakıyor. Yeni buldum bir şey. Latife-i İnsaniye akrebiyete bakıyor. Rüyetullah. Yeni buldum bir şey. Tamam mı? Latife-i İnsaniye daha büyük. Latife-i İnsaniye kalpte. Latife-i Rabbaniye vicdanın son mertebesi. Irade, zihin, his. Latife-i Rabbaniye, müşahadetullah. Bunun müşahadetullah değil bu. Bunun işte bir başka bir şey ya. Müşahadetullah burada. Biri müşahadetullah, biri rüyetullah desek olur mu? Rüyetullah diyemiyorum. Ağzımdan çıkmıyor çünkü. Rıza olabilir. Ben de. Ne olduğunu bilmiyorum daha da. Fakat çok üstü. Bitmiyor kardeşim. Cennette de bitmiyor. Zan sistemi böyle çalışıyor. Bak, adamların zanı var mı yok mu orada? Ben sizin Rabbinizim dedi. Adamlar kabul etmedi. Ne var o zaman sistem? Evet, çalışıyor. Çalış. Abi latife insaniye vicdanda olması hasebiyle vicdan... Vicdanda değil, kalpte. Latife insaniye. Kalpte. Latife Rabbaniye. Ters söyledimse düzeltin. Yok. Ben nereden çaldım? Ha, latife Rabbaniye vicdanda. Vicdanda aşağıda yukarı çıkayım. İrade. His. Zihin. İrade, zihin, his, latife Rabbani. Bundan cemidir. Peki vazifesi nedir? Eğer irade, eylemse itibariyle ibadetullah, zihnin marifetullah, hissin muhabbetullah, el-hubbu fillah vel-buzu fillah, Allah için dost, edile-i şerii, devlet işi yapıp, hocam, şeyhim, daim, onu esas alan, bunun vicdanındaki his iptal olmuş. Çünkü muhabbetullah, el hubbu fillah vel buzu fillah ile çalışıyor. Abi vicdan, hüda, hidayet, vahyin geldiği merkez ya, kanal ya.
O Latife-i Rabbani'ye o zaman... Hidayet vicdana gelmiyor kardeşim. Yani o hat dolayısıyla. Kalbe geliyor. Ya oradan gelen bilgi sahih ya, onu demek istiyorum. Evet sahih ama onun oraya geldiğini nereden... Ha şurayı göstereyim, dur. Baktım şey yaptınız, dur. Ha burayı siliyorum bunu, şurayı. Ha silmeyeyim şöyle. Bak şöyle bak. İnan da geliyor da. Abi Latife insaniye dimağla vicdanı beraber çalıştıran bir merkez gibi olabilir. Beraber bir şey yapalım da bak şimdi. Bak arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Tamam mı abi bak şimdi. İrade, zihin, his, Latife-i Rabbaniye. Eylemini yapalım. Gözüküyor mu abim? Çok iyi gözüküyor. He. İbadetullah. Şuraya bir şey yazacağım için ufak yazıyorum. Bu neydi? Marifetullah. Muhabbetullah. Müşahadetullah. Bak abi. Bu çok önemli. Beraber şimdi yapacağız. Orada belki Latife insanı çıkartırsınız diye yazacağım. Neydi? Bu şöyle diyeyim. Eylemde bu vicdanda şu içsel alemde nedir o? Sırayla yapalım. Nerede siyah? Neydi bu? A, B, C, Ç'den gidelim. Basiret. Harika. Basiret. Sonra BCC'de dirayet. Dirayet. Feraset. Sonra kemalet. Feraset. Kemalat mı? Evet abi. Bak şimdi. Latife-i Rabbani bu. Latife-i İnsaniye nerede? O şu şöyle bir şey yapayım. Bunun adı kalp. Şurası nerede şu? Vicdan, dima, burası da lümme-i şeytaniye. Kalbin dışında bir birim mi abi? İçinde bir birim içinde abi. İçinde bitişik. Yani içine koymuyorum ki bana ağır geliyor da. Nazargâh-ı ilahi diyor zaten. Oraya. Evet. Olmaz orası. Yani kalbe yakın diyor. İçi demiyor. Üstünde diyor abi. Öyle sanki. Bir şey diyordu ama. Yani üstünde diye bir der var. Kalbe yakın. Tamam mı? Kalbin eğer sistem çökerse içine giriyor, blok ediyor. Bitiyor, o oluyor. Hmm. Ele geçiriyor gibi. Yani şöyle bir zar gibi bir şey var. İçine İçini şey yapmıyor. Burada ama bu şeyle karıştırmayın. Nefis burada. Nefsi şöyle diyeyim. Şöyle yaparsam daha iyi olur da. Şöyle bak.
21. sözde kalbe yakın olan ümmet şeytani. Evet, kalbe yakın. Şeyde de lemalarda da insanın bir yerde kalbin bir köşesinde. Kalp üstündeki lümbesi. Kalbin bir köşesinde. Hepsi bak şöyle. Ben o zaman madem şey yaptınız. Ay yapayım. Köşesinde köşeye. Niye geçiyor? Köşesinde bak şimdi. Köşesinde üstünde. 13 şey, köşesinde üstünde orjinal nefsi emmare 13. lemada var üstünde. Evet. Köşesinde 13'te gene var. Nefsi nefsi emmare mutmainne mutmainne levvame levvame razi natika razi içinde yok arkadaşlar şöyle bak şöyle şeytan değil o bunun şeytan değil o şeytan şimdi bu adam şeytan bu. Şuraya bunun içine alıyor. Şeytan bu sistemin içinde yani nefis denince sisteme 7 tane emmare, mutmaine, levame, mulhime, natıka, raziye, safiye diye bazı alimlere göre değişiyor. Ben hangisine göre yazdımsa da unuttum. Alimlere göre bu sıra değişiyor, önemli değil. Şimdi nefis deyince biz hep şer anlıyoruz. Şer tarafı sırf emmaredir. Ha, bu emmareyi aktif ediyor bu şeyi. Kalbin dışında hiçbir şey yok. Aslı şudur. Göresiniz diye yaptım. Aslı hepsini alır. Çöp, çöp, pislik her şey içinde. Her şeyi alır. Sistemi acayip. Dimağı aldı da. İnkarı aldı içine. Peki kalp kasavet olmuyor. Kalp küfürle boyalanırsa. Allah'ı bile içine almıyor. Tabii. Ha, ama burada bir şey var. Şurada. Şurada. Bu. Burası. Latife-i insani. Bu ne demektir? Bak arkadaşlar. Bize insanlık verildi. Biz insan değiliz. Hatta diyorum da bu son şeylerde ortalık biraz karışıyor. Fakat yavaş hatta söylüyorum. Biz insan olarak gelmedik. İnsan olmaya geldik. Çok ağır bir söz. Biz insan olarak gelmedik. İnsan olmaya geldik ama Allah merhameten bulu çağına kadar insan kabul ediyor bizi. Beşer olarak gönderdi, insan olarak gidiyor inşallah. Heh, evet. Şimdi sana giydirileni sayayım. Aşağıda yukarı. Vücut. Hayat. İnsaniyet. İslamiyet, imanı tahkiki, şeye kadar, kafirlerine kadar koyarsanız koyun bak, vücut, hayat, insaniyet, İslamiyet, imanı tahkiki, bu Müslümana verilmiş. Şimdi asıl imamına iki özellik verilmiş, ayrıyeten. Çünkü Lut kavminin pisliğini düzeltmek için Lut peygamberi lazım ama asıl imamı peygamber değil. Peygamberi ismi azam var. Şimdi adama diyorsun ki sen mesulsun asırdan yetki vermiyorsun. Sen diyorsun ki bu fabrikadan, sen fabrikandan mesulsun, yetkin yok. Mesulsa yetki de alacaksın. Lut kavmini düzeltmeye bu asrın vazifeli de vazifeli midir? O zaman Lut aleyhisselamın mazar olduğu ismi azam ama bu da mazar olması lazım. Mesul veriyorsun yetki vereceksin. Yetki ismi azamdır. Ha, ayrıyeten diyor bize ustad, ilmi Kur'ani hikmeti imani belirti diyor. O zaman nur talebelerine dikkat ettiğin zaman cemiyette, diğer cemaatlerde farklılık şu kadar değil. Vücutta tamamız. Hayatta tamamız. İnsaniyette tamamız. İslamiyette tamamız. Eylem. Marifet, imani tahkiki tamam. Verilmiş. Fakat ilmi Kur'ani ve hikmeti imani ne demek? İlmi Kur'ani nur talebeleri dersini direkt Kur'an'dan alma özelliğine sahip demektir. Bunu İmam-ı Rabbani Mektubat-ı Rabbaniye'nin son ikinci mektubunda anlatır. O ahir zamanda gelecek zatın diyor kendisi ve cemaati Allah'ı Allah'tan, Kur'an'ı Kur'an'dan, peygamberi peygamberden alacak diyor.
berzah yoktur diyor. Bu ilmi Kur'anidir. Peki hikmeti, bu dersimizle alakalı, hikmeti imaniye nedir? Duasının kabul olması. Duasının kabul olması ve kendisini inşa etmiş. Herkes müstakil bir alem, yani kendisini inşa etmiş. O çok önemlidir şey, ilmi Kur'ani. Niçin verilmiş? O tem, eğer altını doldurmasak ezber olur. Bana diyor ilmi Kur'an'ı verildi. Niçin verildi? Ne özelliğin var senin? Diyor ki Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi vesaire. Bunların adetlerini, pisliklerini temizlemek için peygamber gerekiyordu. Peygamber. O peygamber hangi yetkiyle yapıyordu? İsm-i Azam'la yapıyordu. Kendisini mazar oldu İsm-i Azam'la. Peki Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi pisliği daha genel değil mi? Peki o küçük 3500, 2000, 3000 kişilik bir siteyi, bir devleti, bir kavmi, peygamber ancak gerekiyorduysa, o milleti, bir ilçe kadar değil. Şu anda Türkiye'nin bir ilçesi belki geçmiş kalanlarda 10 tane millet yaşardı. Her bir kavme 2000, 1500, 3000 kişiye peygamber göndermiş, ismi azamla donatmış. Bu ahlakı düzeltti. Yetkili. Mesulsun. Ayet gider. Şimdi bu asırda küre-i arzın mesuliyetini bana yükleyeceksiniz, bana yetki vermeyeceksiniz. Nasıl düzelteceğim? O zaman Lut kavminin adetini düzeltmeye sebep olan İsm-i Azam, Ad kavminin pisliğini düzeltme yetkili düzeltecek sistem olan İsm-i Azam, asrın imamında da cari olacak. Onun için der ki, hiç istisna bırakmıyor. Geçmiş ulema diyor, tam haşir meselesi nakildir. Hiçbir ulema İslam mı diyordu? Hiçbir ulema İslam haşir naklidir, akıl bunda yol bulamaz dediğini çocuklara da, avama da anlatmış. Şeyde, Ehl-i Sünnet ve Cemaat içerisinde akaid kitaplarında kader hakkında Sadi Teftezani'nin dışında bu kadar ele alıp da şöyle yazmışlar ama ciddi ele alıp da bu mevzu yapı çözen ama 40 sayfada havasat çözmüş. Ama avama dahi çözen Ehl-i Sünnet ve Cemaat bitti. Sadi Taftizan'ı gözüküyor. O da havasat. Avama da çocuklara da şey yapan misali. Niçin? Meziti asırdan geliyor. 8. lemizde öyle diyor. Ne özelliği var diyor Kur'an'ın metiyesine, Geylani'nin ve İmam Ali'nin işareti vesaire. Çünkü Risale-i Nur'un meziyeti biz yüceltmiyoruz. Zaman çok deşetli. Bu sözlerimi ancak zamanın deşetini ne kadar kavrarsa Risale-i Nur o kadar anlar. Zamanın deşetini bilmeyenlere Risale-i Nur'u anlatsanız almaz. Alamaz. Zamanın deşeti nedir? Tahlil et. Hala deccal bekleyen bir zihniyete Risale-i Nur mucidit olamaz. Hala minare boyunda bir deccal bekleyen bir kafaya Risale-i Nur mucidit olamaz. Zamanın dehşetini ne kadar tahlil ederse çareyi o bilir. Kimin cennet kayısı olursa cehennem endişesi olur. Kim yaşadığını farkında olursa ölüm onun kabusu olur. Kim bedenine ben diyorsa ayrılık meft olur. Ama benle bunu tanımlamasan başkası olur. Şimdi lisan şu latife insani ayrı bir yerde. O şuraya değil. Barla 273 de olabilir. Açarsınız. Var mı burada? 273 abi. 273. Tamam mı? 273 de olabilir. 273. Abi şu basire, dirayet, feraset. Bunu imanın 7 mertebesiyle birleştirdiğimiz zaman, bir araya geldiği zaman oluşan mıdır kemalat? Yani kemalat hayır. Şimdi bak arkadaş, bak. Şu ibadet, iradesi güçlü olanın ibadeti güçlü olur. İbadeti güçlü olanın marifetullahı da artar. İbadet, üniversite diplomasında, ilkokul, ortaokul diploması olduğu gibi, ibadet artınca marifetullah artar. Marifetullah artınca muhabbeti artar. Muhabbeti artınca müşahadet olur. Müşahadetullah tek değildir. Yani bu sürecin sonucudur. Çünkü bunların dördü birden üstad da vardır, büyük zatlar da vardır. Asıl imamın da mecbursun. Ha üstad o zaman görevli değilse değildir. Asıl imamı ise bu sistem çalışması lazım. Asıl imamı
nasıl olacaktı daha benim gibi, senin gibi uyduruk bir adam, tevazu yapmayacağız. Biz daha Elif'e Mertek daha sürecimizde bir İmam Hatip'li menşeli çok azdır aramızda. Değil mi? Mesela şu mevzular ne konuşuyorsun sen ya? Neyi çiziyorsun, haritayı çiziyorsun? Bu Risale'nin kerameti değil de nedir ya? Tamam. Bir tanesi dedi ki, kızdırdı da beni. Ya dedi, keramet meramet yok dedi ya. Yani sizde dedi yani. Nasıl dedi şey yapacak? Pasa cumart istersin. Ulan senin gibi bir adamı dedim ben. Kibir değil mi? Senin gibi bir adamı bir saat burada dinlettirirsem bundan daha kerametim daha nasıl olacaktı ki dedim. Hasan abi. Şey meşgul oluyor. Tamam, kusura bakma. Abi, latife-i insaniye ile latife-i rabbaniye şöyle diyebilir miyiz? İnsan esmaya mazhardır. Rab bir veya birkaç esmaya mazhardır. Allah razı olsun. Çok istifade ettik. Harika. Bu Allah'a bakıyor diyor. Allah ismi azam diyor. Bütün isimlerin cemidir. Rab ise herkeste farklıdır. Bu zaten Rab'dir diyor. Rububiyete bakar. Evet. Harika ama. Onun için gelmiş olsaydın benim için çok yeterdi. Vallahi çok istifade. Maşallah. Bu Allah ismine, bu Rab ismine. Doğru. Çünkü bütün isimlerin cemi Allah zati isim olduğu için isimleri cem etmiş. Onun için cennette Allah gibi tecelli edecek demiyor. Rabbi, Rableri gibi tecelli edecek. Mesela enne aline zenni abdibi, zannımıza göre Rab olacak. Bizim Rabbimiz zannımız oluşturuyor. Kaderimizin de zemini bizim zanlarımızdır. Onun için benden sonra Murat Dursun şey yapacak öğleden sonra, kader değişiklik olsun. Pazar günü de gene buna devam edeceğiz. Şimdi kader nedir? Zanı çözemeden neyi çözeceksin? Çünkü adeta benim Rabbim, benim zanlarıma göre ise, tecelli ediyorsa, benim zanıma, zanı bilmiyoruz. O zaman kader, hemen şeyi göstereyim size. Kader, zanın hemen orayı, şimdi kendisi söylesin. Nazargâh-ı ilahi olduğu için mi öyledir Allah'ın fey insaniye? Benim makamım. Nasıl dedin abim? Orada farklı esmanın çok da fazla esmanın tezahür etmesi, nazargâh-ı ilahi olmasa sebebi. Evet. Yani bunun dediği şey. Hı. Herhalde şu da olabilir. Bu hep bunlar lügatlık Osman'ın. Evet, Latife-i Rabbaniye kurbiyet. Yani, bu sıcakta olur kardeş. Sonra bana sorma uçakta şurada. Abi ne demiştin? Orada o bitti o. O bitti. Ben de istifade edeceğim de onun için de kaydetti bana da ver. Latife-i Rabbani ise akrebiyete bakıyor. Latife-i Rabbaniye bir veya birkaç ismeye bakar. Latife-i İnsaniye Allah ismi olduğu için bütün esmaları var. Allah ismi mi ismi azamları? İsmi azam diyelim ama daha çok isim Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah var ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Rahman, Rahim. Yani ismi azam burada da olabilir. Tek isim. Ama ismi azamdan da daha isimdir. Allah. Allah en şeydir. Çünkü Hazreti Ali'ye göre ismi azam 6. Ferdi ve Rakım. Ustad ne diyor biliyor musun? Biz nur talebesinden bahsediyoruz kardeşim birbirimize göre. Ferdi, Hayvan, Kaymen, Hakim, Radnokun'un hepsinin ismi azam biliyoruz. Bir, hakem ismi azam. Ustad diyor ki, ismi azamın 6 nurundan 1 nurudur. Hani ismi azam demiyor? Peki ne yaptı? Gitti tencereye koydu. Ama düşünen kafalar için söylüyorum, gerisini söylemeyeceğim. Çünkü İmam Ali'nin vazifeli olduğu asra bak. Bu zatın oldu mu? O bir kavim. Genel şey de var ama. Bak şimdi. Tencereye koy. Şahıs üstündür. Vazife şahıs değil. Mesela şöyle diyeyim. Ebu Bekir Sıdık mı üstündür? Kur'an. Tövbe. Değil mi? Olmaz Kur'an. Mahluktur. Tamam mı? Kemal, şahsi kemalat bakımından Hazreti Ali üstündür Ebu Bekir'den. Gümüşleri çok. Ama tesis İslamiyet'te hissedarlığı noktasına Ebu Bekir üstün. Değil mi? Ondan şey. Şimdi niye? Kur'an'ın vazifedarlığı cihetiyle olursa üstündür. Bediüzzaman'a iki cihette bakılır. Başka bir şey diyecekler ama hakkımı helal etmiyorum. Başka yorum yapacaklara. Bir şahsi bir kemalatı var Bediüzzaman'ın ve sonradır. Onlardan sonradır. Ama bir vazifedarı var ki Risale-i Nur insan değil. Müslüman insandır, İslamiyet insan değil. Bediüzzaman insandır, Risale-i Nur insan değil. Nedir?
son icaz-ı manevisidir Kur'an'ın. İnsan olmadığı için insan mı büyük, icaz-ı Kur'an mı büyük? Olmaz. Onun için Risale-i Nur o cihetle o şeye mazhar. Kitap olması. Evet. Yani hakikat olması. Kitap sürettir. Risale-i Nur bu. Bunlar bu şeyler Risale-i Nur külliyatındandır. Risale-i Nur değildir bu. Risale-i Nur değildir. O mesela çekirdek, hiç kimse çekirdeğe aç parası vermez. Ama öyle tanımlarız. Kocaman çınar oradan çıkar. Karpuz oradan çıkar. Meyve. Ha, bu çekirdektir. Bunun ağacı Risale-i Nur'dur. Onun için Üstad Hazretleri Risale-i Nur, Resail-i Nur, Sirac-i Sur, bir de Sirac-i Nur. Sirac-i Nur var. Risale-i Nur var. Risale-i Nur var. Resail-i Nur var. Sirac-i Nur var. Bir de İmam Ali'ye Sirac-i Sürç var. Bunlar hepsi farklı. Birisi kitap. Risale-i Nur külliyatında. Risale-i Nur ki Risale-i Nur, Resail-i Nur vahiye bakan ayna darlığı. Mesela neyse. İnsan inşa ettiği tarafı var. Bu cihette insan değildir. O isme bakıyor. Şimdi ben dersi keseceğim. Ne kadar oldu? 1 saat 31 dakika abi. Ha, kısa olmuş. Saat şey yok abi. Ha, sınır yok şimdi. Ben sizi sıkmamak için. Şurayı gösterecektim. Bak. Madem zanımıza göre Allah'ın rububiyeti tecelli ediyor. Zan nedir? Zanı etkileyen etkenler, ahlak, nazar, niyet. Yukarıdan ezberlemen için yani hangisiydi diye şey yaparsanız, Ali kardeş buraya bir tane, bu yok, bu beyaz etiyor. Demek ki bizim parlaklıkta. Ezberlemeniz kolay olsun diye. Bak zan bak. Z, A, N. Zan. Ezberlemek de kolay olur. Bak Z. Zan. Bak zan. Kolay olur. Uyarıyor. Bunları anlamazsan zanı anlayamazsın. He, zan bu nedir? Niçin getirdim biliyor musun? Bu Rab ismi. Rab ismi. Bu bütünlükte senin kaderindir. Bu kader zemini bu. Buraya tecelli ediyor Rab. Ya, tamam mı? Mesela şöyle diyeyim. Bugün biraz ağır olacak da dokunacak. Derse gelemedi. Niye gelemedi? Abi nasip olmadı işte. Allah nasip etmedi. Allah'a iftira. Şimdi derse gelmemenin suçu faturası Allah mı? Sen zannın şey, sen istedin Allah halketti. Şarabı da kaldırtan Allah'tır, Kur'an'ı da kaldırtan Allah'tır. Yani kaldıran. Ama isteyen sensin. Bu zan sistemine göre tembellik yaptın, Allah da halketti, getirmedi seni. Yani o neyi anlatmaya çalışıyorum? Bu kader zemin. Peki ben o kaderin 6 tane yapısı vardı. Taayyun, teşahhus, nizam, intizam, malumiyet, meşhudiyet, evamili tekmini. Bu kaderin altyapısı. Lemalarda geçiyor. Onları yaptığım halde bir baktım ki onların da bir. Onlar biraz daha mülk tarafı mı? Hayır, hayır, hayır. Bu mülk tarafı o deyip hepten. Ha, ama onu niye zorlandık anlamak? Çünkü bunu şey yapamam. Bu dişe vuruşu. O malumiyet, meşhudiyet vesaire. Fakat bunu direkt bu etkiliyor. Gelirken bu ahlak şey zannetmeyin. Toplumdaki ahlak değil bu. Yani ahlaksadan bilmiyorum davranış falan değil. Bu ahlak huyların, hulukların aslı tabiat yani. Onun için insan dağların yürüdüğünü duyarsanız inanınız. Ama insanın tabiatının, huyunun değiştiğini duyarsanız inanın. Bu ahlak biz toplumda şey kullanıyoruz yani. Eylemsel dönüşmüş hali. O şey olabilir mi? Malumiyet, meşhuriyet. Onlar daha çok böyle kainatta gözüken tarafı. O evet. İnsanda gözüken İnsanda tarafı. Şimdi biraz sanki. Aynen. Mi? Aferin. O da çok hoş. Çok güzel. Malumiyet, meşhuriyet. Taayyum ve teşahhus, nizam, itizam. Devam ettirme. Kainat. Bu insanda çok güzel. Çok güzel. Yani bu olmadan, bu sistem, bu çözülmeden kaderi ne yaparsan yap. Kaderi bu sefer şeyden başlayacaksın. Niçin herkes kaderi farklı ders yapar ve sen dahi her okuştan niçin farklı anlarsın? Huvel evveluhu, evvel ismiyle baktın. Evveluhu, ahiluhu, zahiri batın. 4 ismini bir arada bakmak müessir olmadığından her kader okuyuşun farklı olacaktır. Her abi, her kardeşin yaptığı dersler
Ama zanı biraz böyle malzeme yapıp da bu dersten sonra birbirini, çünkü zan o kadar mühimdi ki Allah'ın bana muamelesinin zeminini oluşturuyorum. Fakat kim dedi, zanda olduğumuz için zanı merak etmemişiz yani. Abi zanını güzel dendiği zaman ahlaklıyorsa bu adamı ne yapacak? Abi işte içeriye gireceğiz. Şimdi, ne yapacağım biliyor musun? Özür dilerim. Bu zanı bir kaba taslak ilk derste şey yapayım dedim. Bir dahaki zan dersinde inşallah öyle planlamışım İstanbul'da. Ahlak zanı nasıl etkiliyor? Eğer şeyin yeterse niyet zanı nasıl etkiliyor? Onların hulasası var. Belki ahlak hakkında 5-6 tane ders vardı. Oradan zanla alakalı, zanı aktif eden, zanı aşağıdan kaynattıran özelliklerini sıralayacağım cümle cümle. Ahlak zanı nasıl etkiliyor? Yani bunlar zanı etkileyen sebepler. Bu sistem zan. Zan, 3 tane şey vardı. Zan dimağdır, sistem oradadır. Eğer bu zanı Kur'an'ın tabiriyle üstü zannederse kalpte işlevi var. Suyu zan ise nefistedir. Zanın 3 yönü var. İlk derste bu yok. Burada bir yer var. Bunu belki de 1,5 saatte şunu yazdık. Fakat bunların tespitinde Doktor Sefine Hanım'ın kulak şeyini yapalım, nasıl sileriz. Allah razı olsun yani. Çok katkısı oldu. Çünkü bu, ben sistem tek çap, biliyorsunuz sizde organizasyonla herkeste bir vazife var. Mesela kabri siz yaptınız, istifade ettim. Bir yerde ders yapacağım, kabri anlatacağım. Orada tek tek mi söyleyeceğim? Gafur ve Harun'un çalışmasından, derslerden aldığım şey değil ya, işte onlar. Adamlar zanneder ki Hasan anlattığına göre Hasan bunun sahibi değil. Bu sistem kendi başıma çıkmıştır. Bir kere öteler yardım etmese tahtisi nimetlerinden diyorum. Mesela şurası, şunu biraz çıkartayım. 1,5 gün, böyle çıkartayım da, 1,5 gün uğraştım. Nasıl uğraştım? Şunu bulmaya, ifrat tifriti de olması lazım diye. Oturdum yatağıma, böyle odamda şey var, yazılmış ama boş. İfrat, tefrit boş, boş. Bunlar yazılmış. Bu ne olabilir? 1,5 gün tahtaya baktı bana, baktı oğa, bakıştık. Bana baktı, ben ona baktım, bana baktı, ben baktım, o baktı, ben baktım. 1,5 gün, yalan söylemiyor. Yalan nafsi kafirdir. 1,5 gün. Bu nasıl olur ya? Bu eksik. Burada başka şeyler de vardı. Bak burada eksik. Bir hanım kardeşimiz bu dersi dinlemiş. Ucuptur abi, buraya da bir tane ucup koy dedi. Ucup koyduk. Ucup, ha buradaymış. Ve Ehl-i Tahkik, Eskişehir'de abi, senin memleketinde. Şurada başka şeyler de var ama bu yapıldığı zaman onlar eklenmemiş. Bu arkadaşlar, yani suizanın nimet olduğunu nasıl bileceksin? Suizan rezildir. Hayır, vasatı nimet ilahidir. Yanlışa, batıla, bidata, şirke, küfre suizan etmek ibadettir. Mesela burada o niyetle suyu niyetin ifrat tefrit vasatı yapılmış. O suizanın hüsnü zanın olmayacak mı bu? Hangisi abi? O ifrat tefrit vasatlar. Evet. Hüsnü niyetin ifrat tefrit vasatı. Hüsnü zanın olmayacak mıydı onlar? Yok yok, bu tek değil bu. Hepsi bir. Hepsinin cemi ya. Yani, ben öyle anladım. Ha tabii, keşke iyi ki söyledin. Ya ben de Allah Allah ne. Şu cemi yani. Onu biraz daha vurgula. Ben öyle anladım. Mesela suyuniyetin ok var da şeyler, öbür oklar yukarı çıkar. Yani şöyle bak. Oklar tamam, şu. Bütününün şeyi. Buraya geldim abi. Tamam, bu çentik. Bunun olsaydı, şunun olsaydı isim, buraya bir ok çıkardık. Tamam. Ama bu çentik olduğu zaman. Tamam, hepsi. Bütünseldir yani. Tamam onu. Şimdi. Bunu şemayı bitirdikten sonra dersi keseceğim. Şeyi de söyleyeyim mi abi? Hani zan meselesiyle ilgili, hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنْ كَلَالَا خُلُقُنْ عَزِيمٌ. Hani sen azim bir ahlak üzerine yaratıldın. Yani o bizim zanlarımızı istikamete koyuyor yani. Evet. Hani şurada seneye tabi olmak demek zanın istikamette olması. Buraya şey koymuş, aynen onu şey getirin. Burada neydi biliyor musun? Şuradaydı. اِنَّهُ كَانَ زَالُومًا زَالُومًا cehula. Velekat kelamle benadir. Eksik yazmışlar. Tamam. İnnehu
kâne zalûman cehûlâ oysa ve lekad kerremne beni âdem. Sistem öyleydi. Ama şey oldu. Ondan sonra bu Adem'in kabul Adem burada olmadı. Şimdi görmek Allah'ın da Allah'ın şey ikramı. Yani ilham ediliyor. Allah hatırına getiriyor. Şöyle diyeyim. Şahs-ı manevi ders vardı toplaması. Şahs-ı manevi böyle bir anlayış, bir kanaat, bir fikir zannediliyor. Şahsın manevi mahluktur. Vücudu haricisi vardır. Zi şuurdur, zi hayattır, zi ruhtur, şuurludur. Nasıl yapar sana? Hani sekeratta bir şeyhin gibi sana yetişir ya, dimağımıza bir fikir veriyor, atıyor şahs-ı manevi, kalbe de bir meyil veriyor, koşturuyorsun, ya hatırıma geldi, meylettim. Şahs-ı manevi yapıyor. Niçin? Topraktan, ölü topraktan hayat çıkacak. Şimdi söylüyorum, benim dimağımdan çıkan, şu kelam çıkıyor ya, bu kelamda dimağ yok mu? Var. Vicdanım yok mu? Hissim yok mu? Dilden söylenilen kelam diline hitap eder. Başka ileri gitmez. O kelamın içerisine eğer dimağımdan söylüyorsam dimağını, kalpten söylüyorsam kalbini aktif edecek. Şimdi ben konuşurken bütünselliğimi sana taşıyor. O zaman bu kelam surettir. Hakikatında dima var. His var. Kelamın içerisine çekirdek gibi tohumda çekirdekte ne var? Yaprak var, çiçek var, odun var vesaire. Bu kelam da çekirdek gibidir, karşıya ekiyor. Dima var, vicdan var, kalp var, ruh var. Tamam mı? Bunu niçin söylüyorduk? Bir şey için kullanacaktık. Ya bir şeyde kullanacaktık bunu. Allah unutturdu demek ki gereksiz. Ya, gerek yok, bir şeyde kullanacaktık. Eksikler var, yazmamış bir sürü. Şimdi ben buraya geleyim. Zanı etkileyen... buraya kadar geldik. Demek ki zan sistemdir, şer değildir. Galiba ya 19 ya 11 tane zan 10. dersi dinlerseniz görürsünüz. Dinlerseniz şu kârınız olur. Kur'an ve hadisi araştırmanıza gerek yok. Çünkü kafama basın çıkın. Çünkü ben uğraştım günlerce. Kur'an'da zan hakkında ne kadar ayet var? Hadis-i şerifte, kütübüsünde ne kadar var? Varabildiğim kadarıyla. Allah-u Alem zan hakkında ya 11 veya 19 tane ayet var. Bunlar zan 10. derste zikrediyorum. Anlatıyorum tek tek. Ondan sonra zan hakkında hadis-i şerif ne kadar geçiyor onu da koydum. Şimdi gözüktüğü zaman Allah zana hitap ediyor. Tamam mı? Zan sistemdir. Allah şer yaratmamış. Hani var ya, hepimiz biliyoruz. Halkı şer şer değil. Mesela dünyayı sevme. Niye verdi o zaman? Şöyle sev, böyle sev. Zanı verdi. Şöyle yap. Böyle yapma. Şimdi zanın içerisi bu. Veri tabanları bunlardır. Bu Allahu Ekber'dir. Aşağı inmem lazım, yukarı bir göstereyim. Şu Elhamdülillah'ı görüyor musunuz? Adem alemleri Subhanallah der. Vücut alemleri Elhamdülillah der. Burası Allahu Ekber der. Kafam Kabu Kafse'yi. Ayağı, atom. Ben, şeceri hilka, küçük kainat. Allahu Ekber dediğim zaman bütün 18 bin alem Allahu Ekber der. Celal, cemal, kemal. Eklememiş. Bunu da eklesin, çekeyim. Şimdi Allahu Ekber'i diyen sistem, insanı dişe vuran, sistemin dişe zan, ahlak, nazar, niyet, bütünlüğü. Tamam mı? Sistem. Bu da kişinin Rabbi. Rabbim, Nebimin Rabbi, mahlukatın Rabbi, alemlerin Rabbi diye Üstad bunu mertebelendiriyor. Dört mertebe yapıyor. Rabbim, Nebimin, mahlukatın, alemlerin Rabbi diye dört. Şimdi bu Allahu Ekber, tepeni şöyle ayar edeceksin. Kabı kavsen, atom. Hepsini cem etmiş, kainatı sura. İnsanı ekber. Tamam mı? Böyle bir sistem oturmuş Allah-u Ekber diyor. Tamam mı? Şimdi ben buna aşağı iniyorum. Cem-ül Cem Allah-u Ekber'dir. Bu alemi, bu Cem-ül Cem nedir diye sorarlar. Şey Osman nerede? Cem-ül Cem. Yani Allah-u Ekber nedir? Kabu kavsen, atom arasındaki bütün alemler Allah-u Ekber yatsı namazında aleme girdim diyor. Girmiş. Şimdi aşağı iniyorum.
hiç olmak. Çok enteresan. İndireyim abi, indireyim. Üşenmiyorum kardeşim, ben siz üşenmedikten sonra ben hiç yorulmam. Söyle abi. Abi sıfır sanki yoktur gibi diyorsunuz. Yani hiç kıymeti yok olan bir her şey gösteren bir şey olmaması olduğu için varlığı bizim varlık düzeyinde olmaması lazım, sıfır. Evet. Her şeyi tanımlayan 1, 2, 5, 6'yı ama kendisi hiçbir şey olacak. Sıfır hiçbir şeydir ama her şeydir. Abi yani varlık değilsin aslında. Adem de değilsin. İçliğe atıyorsun. Zaten tam bir sıfır gibi yapmışsın. Zaten nasıl gereken aslında. Hakikaten ha, sıfır ha. Oo. Şimdi bir Mehmet, bir de sen bir şey kıçıp bana şimdi. Çok büyük. Hakikaten kocaman bir sıfır. Sıfır. Şey sorabilir miyim abi? Bu şeye dikkatimi çekti de. Belki alakasızdır da. Mesela burada şeytan, melek, şüphe var. Onu izah edeyim. Dünyadayken böyle işliyor ya, biliyorsun mesela. Evet. Ama cennete girdiğimde ben nasıl ilerleyeceğim, nasıl öğreneceğim, orada zan nasıl olacak? Cennet, cehennem, cehalet diyor ya, yani buradaki şeytan meleğin görevini, cennet, cehennemin bir vasfı mı almış olacak? Şimdi cennette terakki var ama talimle tekamül değil. Bir an bir ana benzemeyecek mi? Bu da tekamüldür. Onun adı şu, tekamül değil mi? Oku yaydan çık. Bundan buna inkişaf denir. İnkişaf. Noktadan noktaya inkişaf. Risalede böyle tabir gelince inkişaf nokta nokta. İnbisat ise kelamım yayılarak yürüyor. Şimdi cennette de terakki var. Cennette var. Cennette beka var. Cennette rüyet var. Cennette rıza var. O şey yapmıyor ya mesela, kamçılamıyor yani. O zaman şeytanı burada zaten lazım bu ders. Bu sonunda niye? Şeytan bir sistemdir. O sistem bizde var. Bunu aktif eden dünyada iblis hariç. İsmi fail. Ama o yokken de insanda bu var. Şeytanlık yok mu? Ha, cennete girdiğinde de... Gitsen bile sen beşeriyetten çıkmış, beşeriyetten sıyrılıyorsun, insan oluyorsun. İnsanda da bu sistem çalışıyor. Mesela her cuma Allah'ı görmeyecek miyiz? Her cuma. Her görüş aynı mıdır? Terakki etmeyecek misin? Terakki edebilmen için zıtlar çalışması lazım. Zıtsız bilen, zansız bilen Allah'tır. Orada da çalışıyor. Nasıl çalışıyor diyeceksin. Şeytan olmasına gerek yok. Bir kere şöyle düşün. Cehennem olmasa cennet lezzet vermez diyor ya. Acaba cehennemden bir şey mi gelir, his mi olacak ya da bir... Şimdi araba dururken ittin bir hareket ettim, ondan sonra vurdurursun. Şeytan burada bizim araba, nefsane varız itti. Hareket ettikten sonra bu durmuyor artık. Sistem bizde çalışıyor. Yani Allah'ın ilmi ve kudreti niye nihayetsizdir? Zıttı olan acizlik ve cehalet girmediği için. Bizde bu hiçbir zaman tükenmez. Acizlik ve cehalet. Ama cennette sistemi çalıştıran budur. Nazarın değişecek. Orada niyetin de değişecek. Ahlak dediğimiz bu toplumda kullandığımız böyle davranış değil, huylar, hulukların değişecek. Otomatik şeyin, Rabbin değişecek, Rab. İkide bir Rab değişecek. Rab esmadır, o bizdeki işte bir zandır. Allah'ın Rab rububiyeti bizde zandır. Allah'ın uliyetteki bizdeki sistem, o kalp ve şu sistemin çalışmasıdır. Yani çok özür dileyerek söyleyeceğim de, mesela duyarken ben olumsuzluğa doğru şüpheyi kattığımda bir günah ortaya çıkıyor ve benim sistemim bozuluyor mesela. Ama cennete girmişsem artık sistemde bozulma diye bir şey yok. Ama ne var? Meratip var. Şöyle diyeyim. Şimdi Adem'den vücuda nasıl çıkıyor? Allah'ta bizde nasıl çıkacak? Bu bizde. Allah'ın şeceri hilkatte Adem'den vücuda emir ilimle. Adem'den vücuda çıkıyor. Öyle mi? Öyle mi arkadaşlar? Evet abi. İlim emir. Adem'den vücuda ilim emir. Emamir tekniği. Peki bizdeki onun karşılığı nedir? Bilgidir. Bilgi neydi? Emrin ismi, emri itibari. Emir, ilim. Adem cehennem hiçbir şey değil. Adem'e göre taş ölen şirkettir. Cehennem Adem'e çalışıyor. Cehennem Adem'e çalışıyor.
Adem alemler hesabına çalışıyor diyor Risale'de. Cehennem Adem alemler hesabına çalışıyorsa bir belediyede asıl işçi var, bir de taşeron şirketi var. O az para alıyor. Şimdi bu cehennem buna çalışıyor. O ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama bildiğimiz şu. Cehennem buna çalışıyor. Başka? Ha, Adem'den vücuda şeceri hilkatta emir ilim, bizde bilgi. Hani Adem manalar. Cehennem vücuda şey bizde var. Sistem. Onun ustası diyor ki celal tecellisinin kabz ve bast aletleri var. Kabz, buhran, bunalım, stres vesaire, olumsuzluk sistemi. Şeytana gerek yok artık o. Burada startı aldık. Cennette bu sistemin çalışmasına şeytana ihtiyaç yok. Hasan'a bir şey diyebilir miyiz? Cennette zan, suizan ve hüsnü zan hep vasat mertebede olur. Şurada olacak. İfrat ve tefriti olmayacak. Çünkü ifrat ve tefrit mertebeleri yok. Şuradan da anlaşılacak, bunu bitireyim. Aynı doğru. Şimdi vücut, Adem'den vücuda çıktı mı? Bu cehennemde var. Peki cehennemden bize cennet nasıl dönüşüyor? Cehaletini kaldır. Cehaletini kaldır. Vücut alemi olan cennete dönüşüyorsun. Abi yani, şöyle de diyebiliriz. Şimdi abiye cevap vermek mahiyetinde. Burada cehennemin oluşu da bilgi düzeyinin de gayb ya. Cennette gayb yok. Orada mutlak, ademsiz bilgi noktasında. O zaman cennetteki terakki cennet nispetinde nihayetsiz olur. Çünkü buradaki cehennemle ilgili bilgimiz, hani beşeri tarafımızla beraber şüpheli. Biz cehennemin olduğunu biliyoruz. Bizdeki esmaların gözükmesiyle de... Kardeş, oralara girmeyin çünkü detay bu. Cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Oraya gittik mi şimdi nasıl oluyor diye, o sistem detaya gireriz. Konumuz tamamen dışına çıkar. O zaman başka bir konuya gireriz. Yani cennetteki terakki melek sağlayacak desek abi. Yani, tamam. Ya da zanlı cehennem şimdi, mi sağlayacak orada? Şimdi girmeyin. Çünkü biz sistemle çıkıyoruz. İzaha getiriyor. Evet. Zanla çıkıyoruz. Sonra bu cehennemin bizdeki karşılığı, vücut haricisi. Buna en çok ders var da. Çünkü ona girersek nasıl aktif oluyor? Mesela usta diyor ki cennet olmasa cehennem tazip etmez diyor. Azıcık çıkışın içinden. Şimdi ona girersek ondan parkurumuz çekip şey yapar. Cehennemin bizdeki karşılığı değil. Bizdeki sistem. Sistem bu. Bu sıfatımız. Şeytan. Kur'an'da sistem olarak gözüküyor. Fail olarak bir şahıs, iblis olarak gözüküyor. Onun silahı bizde vesvese olarak gözüküyor. Şimdi cehennemi haletten usta diyor ki cehli cehennemine düşerler diyor. Mesela arif olan müminin, oralara girmek istemiyorum da, arif olan müminin cehennemi cismanisi, cehennemde yanacak diyelim. Çünkü cehennemin 7 tabakası var. En üst tabaka cehennemdir. Oraya kafir girmeyecek, münafık girmeyecek, Hristiyan kafirler girmeyecek. Birinci tabakaya Muhammed ümmetinin günahkarlar girecek. O bir nimettir. Onun için Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, tabi Vehhabiler bunu bilmediği için, ya Rabbi cehennemde vücudum o kadar büyük yap ki cehennemde Müslümanlar yer kalmasın. Onlar tabi cehennemi şey zannettiler, 7 tabakasını söylüyor, Allah'tan daha mı merhametli? Oysa kafirler alakası yok. Müslümana yer kalmasın deyince Müslümanın cehennemi bu. Buraya kafir girmeyeceği için o kadar vücut yap ki Müslümana yer kalmasın. Yani ama rahmet ilahi veil cehennem var, cehil cehennem var, veil şey var, sakar var, hutame var, gaya var. Hepsi bunların içinde Allah bunu seçti, bu ismi. Niçin seçti? Rahmeten demiş. En hafifini kullandı. Dolayısıyla buraya Müslüman usta da diyor ki bir insanın imanı kurtarırsam, yansam diyor cehennemde, ölüm gülgülistan olur. Yani bu, burayı kastetmiyorlar. Bu yok zaten. Cehennemin ne demek olduğunu bilmediğimiz için. Şimdi ustad diyor ki, hadis-i şerifi de koymuş o, hadis-i kutsi. Mesela birinci tabakaya Müslümanın günahkarı yanacak. Cehennemi şeyi, cehennemi cismanisi. Arif olan müminin cehennemdeki %51 günah, %1'i yanacak. Cehennemi cismanisin, koy kefeye.
kafirin cehennemi ruhanisi daha beterdir diyor. Tamam mı? 215'ti değil mi? Mesnevi Nuriye. Ha şimdi usta 741'de de 7 tane cehennemden bahsediyor. Kalak, dehşet, vahşet sayıyor ya. Ha o nedir? Cehri cehenneme girecekler diyor. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Cennete girin de, girecekler demiyor. Vaat yok orada. Gir ya girdi şu anda şimdiki zamanı anlatıyor. Fethuli fethuli fi ibadi fi vedhuli cenneti. Yani şimdi gir. Nasıl girecek? Cehli cehennem var. Cehli cehennem. Cehlini kaldırırsan cennetin olur. Tamam fazla git. Düşünmekse deşin. Şuur şartını düşünmek yararlı olur. Onu deşiyor diyor. Şu düşünmek de deşir. Şeytan sistem. Bu sistemi biz varlıkta Adem'i vücutta varlıkta İnsanda. Tamam. Bize bu şeytan olarak gözüküyor. Şüpheni kaldır. Meleki bir hayata dönüşüyor. İç alem. Onun silahı vesvese bizde dimağda vehim olarak işliyor. Vesvese kalbidir, vehim aklidir. Vehimin derecesini söyledik dersin başında. %1'dir. O sene kaç gündür? 365 gündür. Kaç tane sandal var? 1000 tane. Senede kaç tane sandal batar? Bir veya hiç. 360 ile 1000 ile çarp. 360 binde 1. Evet. 360 binde 1 ihtimallik sandalın batmasını buna diyor. İnsan denmez diyor. Ha? Nedir? Vehmin derecesi çizmiştim. Vehim %1. Şüphe %50. Zan %50'nin ta 90'a kadar. %90 zanı galip, %100 bilgi. Edile-i şeriye vurur, bütünlüğünü süzgeçten geçirirse ilim olur. İlim daha değil, bilgi. Onu çizgiyi unutma. Şimdi bu şüpheyi oradan kaldırdım. Sonra vesvese bizde nasıl kalkar? Vahiy veya ilhamla. Vücut alemine döner, elhamdülillah der. Bunu aleminde yaşarken, hakikaten kocaman kim diye çok teşekkür ederim. Kocaman sıfır. Bunun çok etkiledi de senin şu latife insaniye beni ismazan bakıyor. Yeni öğrendim. Yani daha neler çıkartacak bu benim kardeşlerim ve ne kadar öğreneceğim ben hakikaten. O kocaman sıfır ya hakikaten. Levhalarda bunu anlatırken 262'de bu halet diyor, Allah'ın nuru semaatü vel ardın diyor, bir ayetini bir tefsirdir diyor. İşte kanun mübarezenin şu Adem'le vücut cennet. Ha evet evet bak harika harika. Bak işte bu evet. Kanun mübarezenin şeyi. Ayetin enarın bir nurunu bize gösterir. Yukarıda şey diyor işte. Kanun mübarezeyle meleklerle şeytanlar, hayırlarla şerler, ta kalbin tarafında ilham ve sesiyle mücadele ederken birden melekler imanın bu mevzusu tecelli eder, meseleyi halledip karanlıklı kainatı ışıklandırır. Allah'ın yolu sana yollardır. Gösterir. Allah'ın yolu sana yollardır. Şimdi şeyde bir de sitede bir yazı yazdım, şey koymuş. Çok hoşuma gitmiş benim de. Duman ve nur ve nar odunda mana kelamda his, duygu, latife, kelamın neresinde ise melek de vücutta, esma da maddede, ruh da cesette, Allah da vücutta öyledir. Böyle, neyse, şu sıfır. Niçin sıfır? Her şeyi belirleyen, kendisi bir belirlenmiş olmaması lazım. Ama her şey oldukları için bir şey bürünemezler. Onun için yuvarlak dedi, çok doğru. Sıfır. Şimdi aşağı iniyorum. Ondan sonra detaya aşağı indikten sonra şey yapacağız. Öteki konuya geçeceğiz. Veya bir kahve molası vereceğiz. Şuraya kadar çıkayım. Bunu eklemeleri olmadı. Burada başka şey var. Velakat keremle beni Adem innev kâne zaluman cehûlâ. Adem'i kabul suyu, bu çentik bunun değildir. Üçünün şeyidir. Suyu bütünseldir. Suyu aylak. Hüsnü aylak. Mana ismi, mana harfi nazar zemininde ayrılıyor. Niyet, hüsnü niyet, suyu niyet. Tencereye koy. Karıştır. Bu suizan olur.
Suizan bu nimettir. İfrat tefriti zarardır. Tamam mı? Şöyle yapayım. İfrat tefriti zarardır. Vasatı Müslüman olmana sebeptir. Suizanın. Çünkü batıla, bidata, dalalete, şerre, yanlışa suizan etmek de kalabiliyor. Bir tanesini öyle demiştir Üstad'ı, ben şahitim. Senin nurculuğunu inkar ederek nurcu kalabildim dedi. O kadar vakit adam iş anlamadı lan. Sonra bir hafta sonra dedi ki, bana ciddi bir itham ettin dedi. Ve başıma da şeyi geçmişti, başka yerde. Hara Müslümana yaramaz dedim bir derste. Bana ders yapıyorduk. Şimdi nasıl yaramaz hoca dedi ya, nurcu değil. Ya dedi, haram diyorlar ama dedi bazı şeyler de olur dedi. Bak dedi, armatör bu. Benim dedi 6 tane gemim var dedi, faizle yaptım dedi. Nasıl Müslümana yaramaz? Bilmiyorum dedim. Haram Müslümana yaramaz dedi. Öyle diyor peygamber. Oğlum, ya Allah'ım. Bir şey var dedi, neyse sustum. Gece yarısı bana telefon etti. Şeytan düşmüş. Kalk, kalk! Kalk! Buyurun. Buyurun. Ben falanca dedi. Telefonu falan da aldım. Sen bana ne hakla bugün kafir dedin? Ya ben sana, ben kafire kafir demem ya. Münazaratta diyor, ey kafir, kafire kafir demeyiniz. Ya olur mu ya kafir? Tövbe estağfurullah dayı dedim ya, ben sana nasıl etmişim? Dayı dedim ya, ben sana nasıl kafir derim ya? Ya sen bana dedin işte çaktığım adam. Ya ne dedin dedim. Sen dedin ki haram Müslümana yaramaz. Tamam peygamber dedi onu. Benim değil o. Sen dedin, ben dedim ki haram, ne yapayım dedim yani. Emirdağ'ında bir yer var ya, 108'in. Ben diyor bir tadis taşını attım diyor, taş geliyor. Kafayı. Deccal kafayı böyle böyle böyle. Tam kafasını geldi kırdı diyor. Ben diyor hadis taşını zaten geliyordu dedi. Önünü açtı. Adam kafasını kırdı. Şimdi niye uzattı abi, böyle yapsa kırılacak. Ya ben mi dedim sana dedim ya. Durdu, insaflı biraz ya. Meğer baba zık atmak için aramıyor. Tesin. Ya diyor ne olacak dedi ya, ben şimdi. Dedim inşallah değiliz. Bak hemen tövbe et. Haram Müslümana yaram. Tamam da ama anladık da ama ne yapıyorsun şimdi? Bak haram Müslümana yaramaz. Sana yaramışsa İslamiyet'in sorunu. Üstad öyle dedi. Senin nurculuğunu inkar ederek nurcu kalabildin dedi. Seni anladığın nurculuğu inkar ediyorum dedi. Nurcu olmak için. Bunu kime dedi biliyor musunuz? Yeni asırcılara, o üç kişiye dedi. Sizin anladığınız nurculuğu inkar ederek nurcuyum dedi. Üç M mi? Üç M. Demiş. Kendisi öyle dedi. Ahirette görürsünüz. Onu okuyayım. Benim sözüm değil. Benimki yalnız onu söyledim adama. Onu sonra da pişman olur. Şimdi bu deyim, şüphe, cehalet, bilgi yukarının aşağı inişiydi. Bir de şey yapayım. Şu. Hepsi. Şimdi zanlarımız rububiyetimizle bizden latife yapaneden Allah'a müşahedemizi ha eski tablo mu? Evet, yukarıdan tablo. Aşağı iniş de ha çok güzel. Bak şimdi aşağıya bu dördünü topladık. Tamam. Şunu göstermek için çıkarttım. Bilgi, cehalet, şüphe, vehim, zanın altyapısı. Bunlar altyapı mı? Hayır. Bunlar zanı etkileyenler. Bu sistemin yazılımı. 0, 1, 1, 0, 0. Şimdi bilgisayarda iki sistem var. 1, 0. Burada şu zanda 4 tane var. 0, 1, X, Y. Abi zanı etkileyen... Bunlar zanı etkileyen. Şekillendiren. Şekillendiren yani. Etkileyip şekillendiriyor ya. Nasıl dersen. Türkçe'yi öyle. Yani şey, zanı şekillendiren, etkileyen şu 3 tane. Onlar şeyde de kullanılıyor. Hem de itibariyle de kullanılıyor. Hangisini? Tabii tabii. Yani bunun dibine de indim daha bu nedir diye. Hani şurada indik ya aha bak. Vehim. Şüphe. Zamanımız şey olursa şüpheyi yaptık. Vehmi yaptık. Şüpheyi yaptık. Cehaleti de yaparız. Cehaleti yaparız. Bilgiyi de yapalım. Bilgi de yapalım. Çok önemli çünkü bu. Bak Emre'nin ismi. Yani bunun, bu zanın altyapısı bu mu? Yani bilgisayar yazılımı 0, 1, 1, 0. Zanın yazılımı da X, Y, Z, L diyelim. Bu 4 tane. 4 tane. Bu ise zanımızı şekillendiren veya sistemi istediği şekilde dönüştüren etkileyenlerden bu.
Bu altyapı değil. Bunlar altyapı. Şimdi şu eski kağıdı verdim. Ben bunu kaldırıyorum. Bunu şey almamın sebebi bu. Dört tanesi zanı aşağı indiriyorum. Öğleden sonra Murat Dursun'un kaderi olacak. Böyle rahatlatayım ki bir format olsun. Kader çizilecek. Kader. Kaderini göreceğiz. Bir zan bir kader veya altı tane, beş altı tane diyor, hazır konum var, kader şart değil. Size teklif sunacak, hangisini sunum yapayım onu yapacak. Öyle mi Murat? Evet, tamam. Neler vardı ben merak ettim, bir tane söyleyeyim. Dördüncü şua var, beşinci mertebe hasbeyin oraya var. Dördüncü şuanın komple, beşinci mertebe ayrı değil mi? Ayrı abi. Ayrı, sonra iki. İkinci şua var. İkinci şua. Kader var, kader. İkinci mepas, birinci mepas var. Birinci mepas, uuu. Bir de 30. lamadan ismi Kuddüs var abi. Oğlum baştan bir şey ya. Sen bayağı dolu düzgün geldin ya. Vallahi bir de ben... iki üç tane de layıkadan çalıştım abi. Ne yani, konu? Onu söyle. Yani hizmetin kazandırdıklarıyla alakalı. Oo harika. İki üç tane de layıka mektubu var abi. Bana bak. Bir tanesi kaderin ikinci mepası. Bir de layıkaların bize kazandırdığı. Kaderi her yerde duyuyorum ama layıkaların bize Risale'nin kazandırdıkları biraz her yerde durmayın. Zaten onda problem. Veya hepimizin şey olacak. Tercih. Tamam mı? Şimdi kolladık mı? Şimdi bu dört tane yukarısının cemiydi. Şimdi burasını doldurdu. Zalum dedik. Karşındakini zulümata atıyor. Orada cehil atan. Evet, cehil. Karşıyı zulmediyor, çok ufak okuyamıyor. Gönderdiği şua ile zarar veriyor. Sihir. Yani sihir. Burası. Yani insanı mezara, deveyi kazana. Burası yapıyor. Bu, ama şurası da, şurası vasatı da gözle karşı inşa ediyor. Böyle. Çünkü bak, Kur'an okumaktaki tesiri söyleyeyim. 19. mektupta Peygamber Aleyhisselam hiçbir tanesi fiziksel temassız yoktur. Hepsi fizikseldi. Bir, çocuk konuşamıyordu, elini göğsüne koydu, kustu, şifa buldu gitti. Parmağına su döktü, bu, dua etmedi. Su döktü, su devam etti. Tükürünü koydu, fiziksel temas, su tatlılaştı. Bana bir tane söyleyin. Bulut mesela, esai. Yağmur, hepsi fiziksel temastı. Şimdi, bir, gıyaben dua etmek. İki, suya okuyup göndermek, su taşıyan, zeytinyağı ve sirke. Üç, karşında yapmak. Dört, gözüne bakarak, onun için sinirli ve asabi insanlar otoyollarda, trafikte şey yapıyorsa, evde de yapıyorsa, karısına ve şeyine gözüne bakma. Şua gönderiliyor. Ne yaptık? Dört, gözden. Beş, temas. En tesirli bu. Çünkü iki vücut tek ama rızk alıyorsun. Yani göğsün elini koydu, iki vücut tek oldu, tek ruh, iki ceset. Ondan sonra o şey yapıyor. Şimdi ne anlattın? Bu vasatta yapıyor. Üst uzanı, vasat gözle karşıyı inşa ediyor. Sana bir manevra derler. Sen susunca daha etkili, daha çok şey anlatıyor gibi geliyor. Çok böyle derin bakıyorum. Acayip. Evet, İmam Ali'nin öyleymiş. Konuşunca daha sata çıkıyoruz demiş. Sessizlik en büyük sestir. En büyük ses sessizliktir. Hazreti Ömer güneşe bakmış. Ha? Hazreti Ömer güneşe bakmış. Bu müfret çok. Bu heykel melakesi. Ya adam. Hayatın hayatı var ya. Adamın da adamı var demek. İmanın imanı varmış. İman bir de şuur iman. Hayatın hayatı varsa imanın da imanı var. Suretin hakikati, hakikatin mahiyeti var. Acayip ya, bir saat olmuş. Şimdi, şurası yok dedim işte, elime geçince kağıt okuyayım. Cehula, zaluman. Zalim orası. Zalim burasıymış. Adem demiştiniz zalim. Bu, tefrit için cehula. Hayır, cehula, hayır buraya cehula bu olacak, zalima bu olacak. Burada bir yanlışlık var. Kendini zulümata atıyor, kendini zulmediyor. Yanlış yaptı. Niçin yanlış yaptı? Bu yazıları değiştirmiş. Hayır, kendine zulmeden budur. Bu karşıyı yapıyor.
bu kabul Adem'dir. Mesela Adem'in kabulü şu. Adama dedim ki Allah ile ara nasıl dedim, böyle bir, benim böyle bir hobim yok dedi. Yani hobi zannediyor. Şimdi bir din bir hobi, meşgul olmak için bir değişiklik, din öyle zannediliyormuş. Bu Adem'in kabul. Ya ben bu işte yokum. Dinsiz, hani aktif bir aksiyon gibi dinsiz değil. Ben bu işte değil miyim, ben bu problemim değil. Bunun adı Adem'in kabul. Kabul Adem ise iddialist bir adam, iddia ediyor. Yani kabulü, Adem'i kabul etmiş ve ettiriyor. Bu sefer ispat etmek zorundadır bu. Tamam mı? Bu maddi nefse emmare, manevi nefse emmare. Mesela suizanın tefriti ne maddi nefse emmare nedir? Dünyadaki maddi hazların cemi olan bedendir. Bunu cem edersem daha olsa işkembe ve uşkurluk. Hayvana. Bedensel dayatmalar suizanı, hakikata suizan ediyor, tefrit mertebesini yaşıyor bu insan. Bedensel hayatları yaşayanlar. Allah'ın hakikatine, rububiyetine suizan ediyor, nefsi, suizan ediyor, tefrit mertebesini yaşıyor, bedensel hayatı yaşıyor. Bu kabul Adem ise, manevi nefse emmare, heva yok, his, heves, tabiat, asap, damar, kör isyan. Bu nedir? İfrattır, eklenmemiş. Bu ifrattır. Şimdi vasatı kendi nefse emmaresine itaat etmemek, nefsini suizan etmek, bidatlara, haramlara, yanlışlara suizan etmekle vasata geliyor, surete bakar. Bu ise bunun vasatı, bu da vasat bak, bu da vasat. Bu suret, siret, mülk, melekütü cem eder. Bu surete bakar, iyi yani. Surete göre hareket eder. Namaz kılıyor. Artık şey yapma kardeşim, namaz kılıyor. Zekatı veriyor, şey yapma. Yani vasat. Ama hüsnü zanın vasatı ise yetmiyor. Suretle siret, mülkle melekütü cem eden insanlar da onlar da istese suizan yapamazlar. Mesela taassup nereden geliyordu? Taassupun iki ayağı vardır. Bir, Adem-i muhakeme ve cehalet. Yani bu insana okudukça Risale-i Nur Adem-i muhakemesi artıyor, cehalet artıyor. Nasıl anlıyoruz? Dostunu, düşmanını bilmiyor, onu bunu itiyor. Kendi cemaatin, kendi dairesinde yoksa meşrebinde kendi dışında atarak bunun taassubu yani cehaleti Adem-i muhakemesi zirve yapıyor. Neyle yapıyor? İlimle yapıyor. Mesela enne rabbukumun a'la, ilimle yapıyor. Yani şeytan cehaletle yapamaz. Onun için eğer ilim kullanılmasa doğru bilgiye dönüşür. Bilgi ne yapar? İnsana taassup. Taassup nedir? Cehalet değildir. Taassup bilginin kullanılamayışının sebebidir. Çok biliyor, onun için taassup. Hiç bilmezse sokaktaki adamı taassup olmaz. Yani, bilmediğimiz konuda şey yapmıyoruz abi. Evet, yani mesela bunu bize uygulayıp, bize uygulayalım. Uygulayalım. Adem-i muhakeme. Muhakeme değil mi? Bu Risale'nin konusu mu? Değil. Bak bunu yapan bir şey vardı cemaatimizde. Kaderin şeri yapmış. Telefon ettim. Abi dedim illeti tame küllata böyledir. Sen ilmi kelama göre izah ettin ama tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Emek verdin, gönül verdin. Şöyle Risale-i Nur'u şey yapıyorsun. Şer ve izah. Ustad diyor ki malumatını çıkarma ama izah et. Malumatla izah nedir? Diyor ki mahkematta diyor ki şu konuştuğun kelime söyledik. Aşında bir mana çıktı. Dedik ki mesela doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Bu malumat mıdır, izah mıdır? Soruyoruz. Mahkemat diyor ki, söylenilen metnin dışında söylenilen bir mana. Sorarız, senin yerin nerede? Nereye aitsin? Ben güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen, hayatından lezzet alanın mana mertebesiyim. Diyorsa bu izahtır. Orada yoksa, mesela diyelim ki güneşte saniyede 1.400.000 ton hidrojen helyuma dönüşüyor. Külliyatta var mı böyle bir şey? Bu malumattır.
külliyatta mana ve çünkü her bir ayetin mutadid manası vardır. Her bir mana da küllidir. Her asada efradı bulunur. Mesela bir güldüreyim sizi. Musa Aleyhisselam'ın asası vardı. Ne yaptı? İki şey yaptı temelde. Bir, Kızıldeniz'i yardı. Ondan Musa oldu. İkincisi, sihirleri yuttu. Öyle mi? Peki ben Musa olacak mıyım? Yok. Ne yapayım başka senin kitabını? Niye okuyayım? O asırda bir Musa var, bir de asası var. Hem manevi hem maddi. Dikkat ederseniz hiç kimse kimsenin haberi olmadan bak hem siyasi hem enfusikap Afyon'da oluyor. Çok tuhafıma gitti için burada da zikrediyorum. Siyasi adamlar senede bir toplantı burada yapıyorlar. Biz de burada yapıyoruz. Cumartesi pazar yapıyorlar. Biz de hiçbirimizden haberi olmadan. Çok tuhaftır. Niye söylüyorsun bunu? Musa asası kullanacağım için. Şimdi Musa Aleyhisselam asayı vurdu. Milletini geçirdi. Tamam. Ötekisi asası arkasında bu öne vurmadı. Battı. Bir de Musa Aleyhisselam önceden şeyi bir baktı ki her o kendi kavmi değil Firavun. Bu konumuzun dışında telefiz ettiriyorum. Zihnimi bir şey koparayım diye. İlerek yapıyorum bunu. Baktı ki diyor kitapta tefsirde bu diyor sihirbazlar kendi kavmine değil her kavimden getirmiş memleketten. Her kavminden sihirbazlar getirmişsin. Kendi sihirbazı değilmiş. Koymuşlar. Musa Aleyhisselam haf etti diyor. Korkmadı. Korkaklıydı, haf kalbiydi. Ve döndü gidiyor. Musa Aleyhisselam. Allah diyor ki, ya Musa, peygamberler de haf olmaz adama. Yani o kadar seviyorum ki onu. Acayip yani, hastayım. Adam çekip gidiyor. Ya Musa geri dön diyor. Peygamberler de haf olmaz. Sen yapmayacaktın zaten. Sen asanı at diyor. O zamana kadar Allah kendi haline bıraktı. Kendi haline bırakınca böyle olur. Allah akrabiyetini aktif edince sistemi devreye soktu. İlahi kendisine şey at dedi, atı verdi. Neysini attı? Asanı at ya Musa. Hepsini yuttu, belletti. Diğer kavimlerin sihirleri. Şimdi ey Musa'nın bu asırdaki temsilcisi asanı asandan önce her millet uçuşacak senin sofrana. Böyle sihirler yutacak. Her millet ihtilal yapacak 15 Temmuz'da. Her milletin casusları gelecek, endişe edecek. Ey o asrın Musa'sı, asanı milletin sokağa dök. Sokaktaki milletin asan dayandığın asa ki Musa ona dayanıyordu. Sen de ikide bir söylüyorsun millet. Milletini inanıyorsan at o zaman milletini dışarıya. Onları bel etsin, yutsun. Yuttu Musa'nın asası. Aynı Musa ve temsilcisi asa ile Bizans'tan uzak, karadan diyor Bizans'ın içine yol yapar. Bizans'a sudan uzak, sudan uzak Bizans'ın içine yol yapar, karayolu yapar. Ne ile yapar? Asa, bak asa. Ve diyor çok acayip, Lazca söylüyor, hadisinden beşeri olsun. Diyor ki, halkı ile diyor, o diyor yola şey yapar, bayraklılardır diyor. Allah Resulü onu deme deyip de desem ben kafir olurum. Bir mana söylüyorum. Bayraklılar diyor, tekbirlerle diyor asasıyla girer diyor. Tekbirler ona bayraktan, Türk bayrağı ve bir şey var. Sonra çıktığı yerde diyor 12 tane burç var. Gel Zeytinburnu'na ben sana 12 tane Zeytinburnu'ndaki surları göstereyim. Evet geldik buraya. Tenefis ettim. Şimdi insan zihnini ikide bir değiştirirsen daha şey olur. Benim işime yarıyor. Beyin, şüphe, cehalet, bilgi dördünü cem edersek zan olur. Zanı niye koymuş Allah sorulursa insanı donukluktan çıkarıp hareketlendiren hakikatin suretleri aynı zamanda hareketlendiren şurada iki nokta hakikatların suretleri kişilerin kendi Rableri ve iman esaslarıdır. Herkes Allah iman esasının en camidir. Allah ne diyor? Ben diyor kişinin zanına göreyim. Allah zanımıza göre ise ahiret de zanımıza göre olur. O zaman iman esaslarının temeli zanlarımızdır. Peygamber Efendimiz'in senin zanına göredir. Şöyle söyleyeceğim. Onun burada ilim mi dedi Nasıl abi? Yani ilim mi? Ona geleceğim. Dur gelin. Gelin. Bunu bizim zanımız var ya beyin, şüphe, cehalet, bilgi. Bunları cennetlik biz şeye ulaştık. Bilgiye ulaştık. Tamam, deyimimizi doğru kullandık.
cehaletimizi kaldırdık, şüphemizi yönlendirdik, bilgimizi genişlettik, zengin ettik. Gördünüz. Bu ceme bütünle zani galibimiz oldu. Ve bilgidir. Bunun doğru olduğunu kim söylüyor? Bu bilgiyi edille-i şeriye vurursanız malumlar ilim olur. İlim malum. Yani ilim benim kurcalamadığım şekilde bana tecelli etmez. İlim malumunu ilim yapar. Yoksa Allah'ın ilmi direkt bana verilmez. Ben bilgilerimi edileyden çevirirsem sırf o bilgimi ilim yapar. İlmin mertebesi o. O zaman ilim malıma tabi olur. Hani bu genel ilim değil. Vahiy mutlak değil. Bilgimin doğruları. O zaman bilgilerim ilmi aktif ediyor. İlim malıma tabi. Yani hangi ilim bende bana verilecek? Edileşiriye hangi bilgimi götürüyorsam onu o miktar sana ilim verilecek. O miktar ilmin nereye bağlı? Senin malumatına bağlı. İlmi bana bakan cihet. Yani senin ilmi, Allah'ın ilmi mutlak. Oradan bir parça gelecek sana. Ne kadar gelecek sana Süleyman? Aynen. Bilgin kadar. Bilgin, malumat. Yani bilgi, bu dördünü cem ettik. Beyim, koy şeye, tencereye. Şüpheyi koy, cehaleti koy, bilgiyi koy, karıştır malumat bu. Bu malumatla, malumatla Allah'ın mutlak ilmine, sıfatı sıfattaki ilme mesaj gönderir. Bu malumatımın yanlışlarını, doğrularını ayıkla. O da diyor ki senin malumatın şu kadardır. Şu malumatının önü arkasını vermiyor. Sen böyle bir şey talep ettin. Dosya bu. Şu malumatların doğrusu bende kini veriyor. Bu malumatları onaylayan Allah yani edile-i şeriye o bu miktar ilim. Benim ilim miktarı. Herkesin ilmi farklıdır. Bu ilim ne kadar geldi bana? Malumum kadar geldi. Vehbi ilim de böyle midir abi? Vehbi ilimdir. Bu böyle vehbidir, böyledir. Evet. Hepsi. İlim malıma tabi oldu. Bizim malumumuzun onaylandığı nispette ilim oluyor. Oluyor. Mesela talep ettiğiniz kadar cevap vardır. Hakim değilse mahkumsun. Tamam. O zaman ilim malıma tabi. Ama kader dersi yaparken şöyle şey yapalım. Ya soba yaptım ya. Soba. Sobayı yaptım ama yani bu vücuda geldi. Nasıl geldi? Benim onayla. Yani böyle biraz sati oluyor. Temelden olsun. İlim maluma tabi, malumu bilmesek. Maluma altyapısını söylüyorum. Koy tencereyi. Vehim. Kat içine şüphe. Kat içine cehalet. Kat içine bilgi. Karıştır, karıştır, karıştır. Malum. Tamam. Malumu doğru mu Süleyman? Gönder arkadaş edile-i şeriye. Bu miktar dosya diyor ki Sağlık Bakanlığı bu su ne kadar ne var? Sana bu suda ne var diye gelir değil mi? Der mi ki suda şunlar var ama pekmezin içinde de bunlar var, balda da bu var. Gelir mi kardeş? Niye gelmez? Böyle bir talebin yok ki. Talebin kadar cevaptır. O cevap ilimdir. Onaylanmış ilim. Yani malum süzgeçten geçmiş. Çok üzerine duruyorum. İlim maluma tabi çözülsün diye. Malumu bilmiyoruz ki. Malum nedir? Malumun altyapısını bileceğiz. Vehim, şüphe, cehalet, bilgi. Karıştır. Sendeki adı malum. Bunun doğruluğunu nereden bileceğiz? Bu sefer diyoruz ki ey Hıfz-ı Sıha, ey İstanbul Sular İdaresi, Aşehir suyunu sana gönderdim. Bunun içindeki şeyleri bana söyle. Bunlar diyor ki kalsiyum bu kadar, kükürt bu kadar geliyor. Ek bana pekmezin içinde bunlar var Hasan. Balın içinde bunlar var, turşunun içinde şunlar. Geliyor mu? Gelmiyor. Allah'ın ilminde bunlar hepsi var. O bütünlük içinde bana ayrılan miktar gönderdiği malum dosyası kadardır. O zaman Allah'ın ilmi bütünlüğünden bana gelen miktar niye o kadar geliyor? Bu ilim, bu maluma tabi. Bu cevap, bu soruya bağlı. Soru malumdur, cevap ilimdir. Şimdi gelelim. Abi, ilim mahiyet midir, hakikat midir?
Eğer vücut kainatı dersen hakikattır. Bizdeki şey olur, malum oluyor. Ama Allah onayladı, dileği şeriyeden geçtiyse ilim hakikattır. Allah'taki mahiyettir artık. Eğer sendeki bilgi, bak bir bilgi var. Mesela namazın 3 defa kaşınmak bozar mı? Ben şöyle zannediyorum, malum. Sonra ilmi diyor ki böyle, ilim. İlim hakikattır artık. 3 tane şey, suret, hakikat, mahiyet. En kesif surettir, hakikatta esmadır, mahiyet sıfattır. Şimdi ahiret hakikattır. Dünya suretidir. Kabir nedir? Surettir. Ahirete geçerse onlar o biber zahtır. Hakikat olur. Eğer bunu fark edersen dünya sana suret mi? Eğer suretten ölürsen, dünyada hakikati yaşarsan ölmeden önce ölmüş oluyorsun. Her bir hakikattan seni surete atarsa kabre giriyorsun. Bir daha. Surette kalıp hakikatte kalmayan her şey, araba sana kabir oluyor, kadın kabir oluyor, para kabir oluyor, makam kabir oluyor, dini cemaatin kabir oluyor, seni çıkartmıyor. Yeni bir şey öğrenmene mani olan cemaat senin kabrindir. O cemaat geleneğimiz budur, ta şeyimiz budur derse de, sen bu çeşitli, çünkü bir evin ihtiyacı bir dükkandan alınmaz diyor. Eğer senin hakikaten istidadın var, meylin var da başka bir sebepten alamayacak hale gelmişsen sen ölmüşsün, kabir dersin, surettesin. Surette kalmak kabirdir. Hakikate geçmek ölmeden önce ölmektir. Onun için mutu kable ente mutu. Eğer kabirden korkuyorsan dünyada kabrin suretine çık. Esma yoluyla Müslüman'ı bulursan hakikat olursun, kabir endişesi kalmaz. Niye denmiş ki cehennem gayesi olan cehennem endişesi olur. Cehennem kimin endişesi olur, cehennem korkar? Cenneti gaye edinende, rıza-i ilahi gaye edinende cehennem. Cehennem endişesi olmadığı gibi cenneti de gayesi olmaktan çıkar. Rıza-i ilahi, bütün rıza-i ilahi. Cennet kimin gayesi ise cehennem endişesi olur. Bu dünya hayatı kim esas yapmışsa ölüm onun kabusu olur. Kim cenneti gaye edinmese cehennem endişesi olmaz. Kim Risale-i İlahi esas alırsa bu dünyada suretten hakikate geçer. Hakikat o zaman kabirden çıkmıştır. Onlara ne deniliyor o insanlara? 121 emir şey şu anlarda insanı berzahtırlar. O 15. şuada da şöyle diyor peygamberimiz için diyor. Alemi gaybi alemi şehadete taşıdı diyor. Çok acayip yani. Külliyat kapattır, kapar. Ritüeldir, semboldür, simgedir. Yani kelimeler var ya, kelimeler mesela. Kapak aç, Allah Allah. Yani çekirdek gibidir. Her bir kelimesinden en az ben bir saat ders yapmasam gelsinler, parmağını gözüme soksunlar. Külliyatın şeyini anlatmak için söylüyorum. Elanet diye demiyor. Hakkımı elan etme, menate itham edenler. Bana bir zan için 7 ay uğraşıyor. Lugata bile bakmazdık. Daha uğraşıyor, daha bitmedi. 40 sayfa kargasım var daha. Yapmışım, temize çekeceğim size tezi. 138 de Asar-ı Bey'de de zan paragrafım var. Daha ona el atmamışım. Niye anlatıyorsun bunu? Külliyatın her bir kelimesi böyledir. Bitmez. Bitemez yani. Üstad, Nun'la o aleme girmiş abi. Ha. Bak bir tanesini söyle, bana Nun'u hatırla. Nun'la orayı. Zan hangi harflerle yazılıyor? Z-Nun. He? Z-Nun. Zandan çıkarsan nun kapısından mı giriyorsun abi? He? O zıdan çıkarsan nun kapısından mı giriyorsun? Harika. Şimdi her bir harfin, şurayı sileyim bak. Her bir harfin bak, dört tane tabiat var. Her bir harfte. Toprak, su, hava, nur. Her bir harfin de tabiatı var. Ben, ves, tekrardır. Aynı şeyi tekrar ek getirilmiş. Ves, e. Zel, e.
Serseri. Rak gibi. Şimdi zanı araştırmak için dedim ya, bu Z'nin, Z'nin harflerin tabiatı nedir? Bunu şeyde var, birinci derste var, zan bir derste bakarsınız. Onunla bile vesvese bile, vav ve sin. Onunla bile meşgul olun. Usta bunlar hep bilen bir zattır. Bu sefer zan, dedim ki Allah zanı niye Kur'an'da zan bu harflerle kullanıyor? Allah bu harfi niye kullandı zanda? Niye bu sistemi? Onunla bile baktım ben şimdi zan nedir? Nun nedir? Bak nun harfiyle girdim diyor. Zanını ilme dönüştürünce nun harfiyle nunu mutekelim al gayr ile diyor o aleme gitti. Tamam. Aferin. Bir de söyle sen lisanla duymak istiyorum. Biraz önce söyledin sen. Nun kapısından zandan çıkıp zandan çıkarsan nun kapısından içeri gireceksin. İçeri gireceksin. Peki. Abi ilim hakikatinin sureti bilgi mi malumat mı? Sureti malumattır. Altı bilgidir. Şu, bak tencereyi getireyim abi. Donduracağız şimdi buzdolabına. Sulu bu. Vihmi attın mı abi? Sulu. Pekmez. Şüphi. Armut suyu. Cehalet. Nar suyu. Bilgi. Ne suyu olsun? Elma suyu. Karıştırdın mı abi? Buzdolabına koyduk mu? Dondu mu? Bu paketin donmuş hali malumat. Ustad diyor ki malumatını çıkar mı? Hangisini çıkartacaksın? Onu da şerh ediyor. Şerh ve izah sizin vazifeniz. Nedir o? İçeri, çünkü her bir ayetin mutaadit manası var. Mutaadit. Bir tane manaya her bir mananın da efrat yok. Her bir ayetin mutaadit manası var. Her bir ayet de küllidir. Her ası da efradı bulunur. Bak şeyi de uyguladık Musa'ya. Ama bu mudur? Yok. Doğrusu bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Bir daha. Doğrusu bulunana kadar bu söylediğim yanlışım doğrudur. Doğrusu bulunana kadar Muzaffer, söylediğim yanlış doğrudur. Bir de ona yanlış demesek abi ya. Ya ama ne yapalım biliyor musun? Sanki havasını alıyorum. Eski BMC'de şöyle çalışıyordu. Ham. Havasını almasak bu sefer patlıyor. Yani şu olmamalı. Olmaz o. Niye? Olmaz. Bu tahriptir diyor Hazreti Ali. Ama olmaz. Niye? Çünkü bu tamirdir. Tenkit tamir olmalı. Sen abi, çare sunulmayan tenkit tahriptir. Olmaz diyenin olduğunu bulabilmesi gerekiyor ki onun olmaz olmadığını bilsinler. Tabi ama işte onu söyleyemiyor. Diyor ki olmaz. Niye olmaz? Olmaz. Niçin? Emri nisbisi doğru. Dersler doğru. Emri itibari dersin başına gel. Karar vermiş. Bizden değil misin? Nereden olursan ol hep yanlışsın. Bir de etrafındakileri de sirayet ettiriyor. Evet. Bu da değişik bir şey. Şimdi şu bitti. Şuraya gelelim. Bunun suyu, ben Hüsnü Zan'ın, şurada Hüsnü Zan yazıyor. Hüsnü Zan'ın tefriti olur mu ya? İfrat olur. Mesela ifrat Hüsnü Zan'ı, ilahlık buradan çıkıyor. Birbirinizi ilah edinmeyin. Cemaatını, abisini, hocasını edile-i şeriye rağmen hala ilah yapıyor. Niçin? Hüsnü Zan'ın ifrat mertebesi. Ustadı ilahlaştırıyor. O Hüsnü Zan'ın ifrat mertebesinden çıkıyor. Yani sebeplere tesir hakiki verip ilahlaştırdıklarımız. Şeytandandır bu. Her şeyin ifratı şeytandandır. Burada da öyle. Her şeyin tefriti nefistendir. Bedensel. Nefis ikidir. Artık onu kapamadım. Nefis deyince levva memulü memutmayne falan değil. Maddi nefse emare, manevi nefse emare. Hep nesin? Peki tefriti nedir? Kendini ölçü yapmak. Ya pergel insan diyoruz. Koyuyor kendisine ben merkezli düşünü. Evde de öyle. Kavgaların sebebi o. Ben. Haletim. Ben öyle zan. Ya onu düşünmedi işte. İki çok önemli. Hüsnü zanın tefriti çok önemli. Kalpsiz dima. O nasıl ya? Dima kalbin içine değil mi zaten? Şöyle. Yani kalpten alakayı kesmiş. Artık hadisin şeyiyle, Kur'an'da da geçiyor.
gelen ekrana Kur'an, Kur'an gelir diyor, bazılarına şey inmez. Tamam, vicdana inmez. Tamam, inmez. Vicdana tefessüh etmiş. Münafığın ne özelliği vardı? Vicdansızdır. İtikad kapsamı yok yani. Kalpsiz kulak mı desek? Yani ne dersen de. Yani kafa müstakil. Tamam. Zenginlik karşısında, işte çoğaltın. Asad. Çok önemli. Seni putlardan, kendini ilahlaştırmaktan. Bu harici ilahlaştırır. Bu ene rabbukumun ala. Ben sizin ilahınız, daha hayırlı ilah değil miyim? Kendini ilahlaştırmak, harici ilahlaştırmak. Tabiat ile ilgili olan. Ha, yani ene tabiat. Harika. Ekleyebilirsin Osman'ın. Hazırım abi. Harici ilahlaştırmak, kendini ilahlaştırmak, tabiat, ene. 30 sene bunlar. Onu ekler misin abi? Tabii ya, 30 sene uğraştım. Boşuna mı ya bu enfosit kamp yaptık? Bak 3 tane şey öğrendim. Bir. 2, 0. Etkiledi beni. 3, latife-i insani etkiledi beni. Yeni öğrendim. Allah'a hamdolsun. İfrata tabiat sizin yazdım abi. Böyle bir cemaat, böyle bir Allah'ımız, böyle bir davamız, böyle bir kardeş, böyle bir ders arkadaşlarımız var. Bu esmayı tespit ettiniz mi abi? Zan. Zan'ın şeyi Murat Dursun, Rab işte onu koyduk onu, evet. Ama üstü zanı, suyu zanı o seylediğine kafamız yatmadı. Yani. Şimdi mesela şöyle diyor Murat, ben şunu indireyim, görün. Biri suret, biri siret demiştik abi. Bak şimdi, şu görüyor musunuz Rab, bu Murat kardeşim dedi ki, abi dedi zan hangi esmaya bakıyor dedi, dedim ki o zaman ödemişti, bilmiyorum, öyle mi? Abi Rab o, zaten dedi ena ene zenni abdibi. Rab. Rab'a bakıyor dedi. Ha doğru. Rububiyeti öyle. Peki buna ne demiştin üstü zana? Üstü zan o siret abi. Siret. O da suret. Zaten aşağıda yazmışız herhalde ya. Şeysiz bilmek. Ve bak. Herhalde onu aşağıda yazmışız. Yani şöyle. Su. Bak ne ya. Bak görüyor musun? Ha. Aa bak. Suret, siret, evet. Doğru. Esma olarak değil de, sen şöyle demiştin, Bari ismi, Bari ismi bir de Musavir ismi demiştin. O biraz böyle şey yapamadım yani, dağıtırmadı alemimde. Hani sonra takdim ederken, kesin daha kendim tatmin olmadığım bir şey koymadım. Ama açık o. Mesela, burada sıfır, o açık. Yani Bari ismi, tek tek güzellikler dedi, değil mi? Şey Musavir, tek teklerin cemi. Yani suret, çok sureti belirliyor yani. Sureti belirliyor. Biri sireti belirliyor, biri sireti belirliyor. O zaman yaz ya hem cemaatimize. Senin de. Bunun esma olarak şuraya Rab yazdık ya Osman. Evet abi. Şuraya Musavir, sireti mi? Buraya Bari miydi? Evet abi. Bari. Yaz onu da yazar. Bari, Bari ne abi? Bari Cevşen'in köprüde geçiyor, bir de tesbihat. Kendisi söylesin, Bari nedir? Bari, şimdi Musavvir, bütünün ceminde, yani mesela Hasan abinin bir görüntüsü var. Bu Musavvir, bir de cüzleri var. Gözü var, eli var, kulağı var, ayağı var, o da Bari ismine bakıyor. Yani, mesela şöyle, bak şöyle ben yapayım. Çiçek var ya, çiçek böyle bir daha o tavsiye olsun. Ben kendi alemimde yanlış yapıyordum. Başkaları yapmıyordur ama ben yapıyorum. Münevven deyince Allah'ın ismi, çiçeği renklendiren, bize keyif vermiyordu. Bana vermiyor, ben bundan doymuyordum. Münevven ismi renklendiren, çiçeği renklendirmiş. Sığırı kedinin, bana o zevk vermiyor. Münevven, onu renklendirdiğini farkındalıkla renklenen renklenmekle mümkün oluyor Münevven. Yani kalp oraya, boyalanıyor yani. He? Kalp boyalanıyor. Tabii, yani sığırı. Oradaki renklenmeyi mi fark ederek, tefekkür ederek renklenirsen mulevin oluyor. Şimdi mulevin nedir? Şey Bari nedir? Mevcudatı tek tek kendisine uygun hak hayatı vermiş. Yani hepsi tek tek güzel. Onların cemi de düşün. Bütün bütünsele getirdin Musavir. Tek tek güzeller Bari. Niye suizana baksın o ki Bari? Niye suizana baksın? İşte şekli oluşturuyor abi. Hani şeyi oluşturuyor ya sureti. Vasatı, suizanın vasatı ama. Yani suizanın geneli değil. Vasatı. Yani o isim azamet derecede bu da tecelli ediyor yani. Yani o, mesela Mülevi. Bari'nin ifrat tefriti. Suretten hareketle onu evet. Söyledin yani.
Çünkü öyle geçiyor. Zaten. Çünkü suizan zaten surete bakıyor. Ama hüsnü zan niyeti bu değildir. Bunu kastetmemiştir. Düşüncelerle zaten hüsnü zan oluyor. Bu zahire bakıp zahir aldatır. Zahire has olan bütün esma buraya girer. Hasan abi, tesbihattaki Sübhaneke ya bari talete ya musavir. Bu. Ters düşmüyor mu peki bu? Bu sabir. İşte yok aynı bari talete musavir. Tamam işte doğru oldu. Sübhaneke ya bari talete ya musavir. Musa sen söyle musavir. Bari musavir. Tamam. Şimdi burayı da bitirelim. Sonra şey göstereyim. Bunu bitireceğim. Şu iki tanesini yaptık. Beyin. Şüpheyi yaptık. Cehaleti yapacağım. Bilgi yapacağız. Kapatacağız. Şimdi vasaf, şeriat dairesinde muhakeme ve muazini bırakmamak. Bunu dinde genelde edile-i şeriye, nurculukta edile-i nuriye. Edile-i nuriye 49 muhakematta. Lubu bulmayan kışırla meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalatı sefer. Sırat-ı müstakimi kaybeden ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesi ve muhakemesi çok aldanır, virgül aldatır. Çok aldatır. Şimdi bunu ölçü yaparsan üstü zanı vasata gelir. Yani ilah ne harici putlaştırırsın ne kendini. Edile-i şeriyi, edile-i nuriyi ölçü yapmak. Bu ne yapar sana? Suretle sireti, mülkle melekütü cem edip göstermeye vesile olur bu sana. Bu dediğimiz yukarı onu yapmak mı? Edile-i şeriyle bakmak, suretle sireti, mülkle melekütle bakmaya mı sağlıyor? Sağlıyor. Bir de, bak nerede geçiyor bu? Muhakemat-ı Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle, amal ve hatıratını da daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yap. Nerede geçiyordu? 13. Lema'nın en sonu. Bak, diyor ki, muhkemat-ı Kur'an'ın mizanlarıyla, mizan ayrı bir şeydir. Sünnet-i Seniyye'nin terazileriyle. Ama hatıratını tat, daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yap. Bu seni vasata taşıyor. Şimdi, efendim abi. Hasan abi, suret, siret, sıfat, ahlak değil miydi? Evet. Yani niçin tek siret kaldı orada, ahlakla da sıfat kaldı? Şimdi sevgili abim, buradan ahlak üst düzen olarak katkı sağladı mı abim? Hı-hı. Nazarda katkı yaptı mı manayı harfiyle? Buraya katkı yapıyor. Hı-hı. Yani üst düzenimizi katkı yapanlar. Niyet de, üst niyet katkı yaptı mı? Bunları cem ettik mi abi? Torbaya koyduk, tencereye koyduk mu? Bu korkunç bir sistem çıktı üst düzen. Ama o da kontrol edilmesi lazım. Hüsnü zanı adam mesela halet-i içtimai oluyor. Adam dümene bir biniyor, milleti şere gönderiyor. Olsa ne güzel bir hayır. Bu bir hüsnü zanımızın sistemi oldu mu? Eğer bu hüsnü zanın direksiyonuna şeytan binerse ifrata taşır. Nefis binerse, ortada kalırsa buradaki ahlak üçünün cemidir. Yani hüsnü zan tek bir şey değildir. Zannımızın müsbetidir ama onu etkileyen ahlaktır. Hüsnü ahlak olarak gözükür. Bu mastardır, sistemdir ahlak. Nazar niyet sistemdir. Fail bunlar. Şimdi ahlak bizde nasıl gözükür? Ahlak. Nedir o? Hüsnü ahlak. Nazar nasıl gözükür? Mane harfi. Niyet nasıl gözükür? Hüsnü niyet gözükür. Koy tencere, hüsnü zan. Bak koy tencere, hüsnü zan. Hüsnü ahlak, hüsnü ahlak, manayı harfi, hüsnü niyet. Dördün abi, karıştır. Bu sistemin ifrat tefritini düşmesin diye hemen şeriat geliyor, tutuyor bunu. Aman aman diyor, harika bir sistem. Tutunca kılda kalıyor. Şimdi bunu bitireceğiz, şurayı, ondan sonra geçeceğiz. Şunu alayım. Ondan sonra Allah nasip ederse başka şeye bu ne yapmıştık? Cehalete geldik değil mi?
Şüphe bitti, cehalet var. Cehalete geldik. Şimdi onu bir yazayım yukarıdakini. Şu. Vehim idi. Tamam mı abi? Şimdi cehalet mi? Cehaletin emri nisbisi, çünkü çok acayip bir şey, şurası, şüphe. Şüphe. Ondan sonra, şöyle yapayım. Olmadı, olmadı. Şöyle nasıl idi? Ha, şöyle, şöyle. Şu yok. Abi şunu şöyle yapmıştık. Şurada. Bakayım. Ortaya vahidi piyasa. Bakayım, nasıl yapmıştık? Şüpheli şüpheli olunca inkar edelim. Ha, ha, ha. Tamam, tamam. Değiştirelim, doğru. Olmayınca kafa durdu. Efendim şurası şüphe miydi? İki tane de şüphe olur mu? Şurası, şurası değil mi? Ha, sol taraf. Şüphe. Şüphe. Burası kesin kesin. Hı-hı. Olması cehil lazım. Cehildeki. Cehildeki var. Tamam. Şimdi bak ne yapmış? Burası şüphe şüphe. Şu alana var ya, şurası, inkar. Emri nisbisi, emri itibarı. Bir örnek verebilir misiniz abi? Bunu? Yapacağım. Burası bilgi mi? Şey olsun ya. Bu şekil biraz yanlış gibi geliyor. Yani şurasının dışında olsa, yani şu emri nisbisi, emri itibarı, şu olarak da olsa. Girince cehalet çıkmaz ki onlara göre. Buraya bilgi yazar. Ha öyle yapalım. Cehalet yani çıkar. Yani. Daha kolay. Daha güzel. Tamam. Bilgi giriyor kesin tamam. Bilgi. Kesin bilgi. O da bilgi. Cehalet. Tamam tamam. Daha karıştı bu. İkisi de kesin ama oradan. Tamam, ikisi de kesin. Neden? Ama edebi işleriye vurmadan ikisi cehalet olmuyor. Vurduktan sonra gelmiyor. Yok, edilli, bilgi, bilgi cehalet, bilgi ilmi dövüştüren edilli eşeri, cehaleti değil. Bilginin kendi bilgi baskı da. Bilgi sendeki yüzde yüz olan mı? Ruhan bir soru alacak. Tamam. Osman abi, Kur'an hafızı, ilim hafızı, şey, hadis hafızı hepsini biliyor ama amel yok. O zaman da amel işte cehalet de. Amel değil ki. İlim. Birleşireyi bulacak mısın? İkisine de kesin dediğimizde bilgi vahidi piyasa almıştı. Hani bendeki %100 olan şey bilgi oluyor ya abi. Edirne'ye vurmazsan o yine cehalet. Edirne'ye şeriye vurduktan sonra ilime dönüyor. Ondan dinliyor.
cehaletle bilgi eşit olur. Yani eğer bilgi eşit olur desen senin %100 doğru diye bir şey yok yani. Bilim değil. Cehennem miydi? Hani cehennem vekif mi? Cehennem vekif. Cehennem vekif. Bilmediğini bilmiyorum. Yani biliyor adam, bilginin cahili yani. Bilginin cahili. Bilgiye sahip kesin. Ortası canlı. Orum abi. Ha, şunları da yapayım ki. Elinizin altında iki şey fazla abi. Hangisi? Haydi kesin sol altı olması var ya. Ha şu fazla. Ortaya da cehalet yazmışsın. Heh, şuraya. Haydi gelin. Cehalet bilinmeyenden başlar. Bilinmeyeni bildiğin anda cehaletin kalkıyor. Oradan başlıyor insan. Bilmediğini bildiğin anda başlıyor şey ilim. İlim oradan başlıyor. Şimdi emri nisbi konuşmuştuk. Nedir? Emri itibariyi konuşmuştuk. Şimdi diş dünya emri nisbi hakikaten şüpheli adam yani doğru değil yani yaptığı iş. Ama işi doğru değil savunuyor. Biz onun hakkında emri itibarımızı de şey aktif etmeyeceğiz. Hakikaten o da şüpheli. Tamam mı? Mesela başka şey. Şimdi eğer Peygamber Aleyhisselam uygulayayım. Emri nisbisi adamın bozuk. Peygamberimizin parmağından su akıyor. Onu diyor ki göz boyamasıdır diyor. Sihir diyor. He? Sihirdir diyor. Vakayı. Tamam mı? Vaka değil diyor. Öyle değil diyor. Tamam mı? Yani o seyirdir diyor. Olamaz diyor. Buna olmuyor sence. Yani evet nisbisi hakikat oluyor. Şey, kesin oluyor. Yani, şüphe olmuyor. Hani bu mesela, inkar olacak ya. Hani ikisinin de şüphe etmesi gerekmiyor. Abi o sanki. Abi sen mesela bir tema yapmamız için yani biri için dese ki bu adam sahtekardır mesela. Biri önceden sana söylemiş. Var bir şüphen. Bir de gidiyorsun bakıyorsun hakikaten ticarettir. Yanlış yapıyor. Bir de baktın ki yani gördün kesin var yani. Bu nisbi de var. İtibarda da zaten vardı. İkisi birleşti adamı inkar ettin yani. O zaman bu realitede değil şey fikirlerde mi kullanılır? Fikirde evet abi. Yani öyle oluyorsun inşallah. Şu elinden su akması emri nisbi de şüphe değil kesin oluyor abi. Hayır kesin olmaz. O daha çok var yok ediyor abi. Nasıl mesela bir tanesini sana söyleyeyim. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali ile beraberken bir gün Ebu Cehil geliyor grupla. İki grubu birleşim tek grubu. Diyor ki madem peygambersin diyor şu ağacı çağır yanımıza gelsin diyor. Peygamberimiz tereddüt ediyor biraz böyle. Cebrail aleyhisselam geliyor. Allah'a selam var. Ya dediğini yap diyor. Allah yapacak diyor. Tamam peygamberimiz ben Allah'ın izniyle yaparım ama dedi sen gene iman etmezsin dedi. Deyince sen yap dedi. Şimdi daha başlamadan önce bir grubu götürdü o ağaca. Sarılın dedi. Bir grupta buraya Muhammed'in önünü kapattın dedi. Böyle basit adam değil adam. Hadi çağır gelsin dedi. Adamlar gelmiş, ağaç gelirken adamlar da sürüklenerek gitmiş böyle. Sürüklenerek bakıyor. Adamlar hiç yürümeyeceksiniz. Bunlara da çarptı. Dedi ki yer değiştirin diyor adamlara. Siz tutun. Hadi yerine gitsin diyor. Tekrar. Tekrar yerine gidiyor. Yetmiyor. Dedi ki ya Muhammed yarısını dedi böl, yarısı gelsin, yarısı orada kalsın. Ondan sonra tuttular ya, yarısı onların elinden kopuyor, geliyor, bunların eline geçiyor. Diyor ki, bunlar adamlara diyor ki tuttunuz mu? Tuttuk. Sen, siz de. İkisinin elinde, hadi yer değiştir diyor. Sürüklenerek gidiyor. Böyle gidiyor. Bunu görüyor. Tamam mı? Nisbi
%100 doğru. Tamam mı? Ama değil işte onun aleminde. Nispeti bozuk. Realite doğru, nispeti bozuk. Bu sefer yapıştır diyor. Üstad Hulasi'ymiş. Yapıştır diyor. Yapıştırıyor. Bak, realite doğru. Nispet doğru. Kesin. İken onun dünyasında değil. Onun dünyasında diyor ki, hani sihir olabilmesi için göz boyaması lazım. Onu ortadan kaldıran adamları tutturdu. Çünkü tutturduğu zaman bunda sihir olmaz. Çünkü adam sürükleniyor. Boyama değil. Ama o kadar aşağılık bir ön sistem bozulmuş ki nispeti, artık sistemi bozulmuş. Emri nispisi de, emri tibarisi de sistemden çıkmış. O gördüğünün de olmadığını, nispisinin de olmadığına inanıyor. İnanıyor. Hala. Hala. Mesela kuyuya düşmüş. Kendi kazdığı kuyuya. Ondan sonra peygamberimiz işte ben gel bana hastayım dedi bu şeyin. Hastayım bana tebliğ et dedi. Yani ama o geleceği yola kuyu kazmış. Hem de üçgen gibi böyle. Ondan sonra kerpiç devre. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Ona gel bana tebliğ et, İslam'ı anlat dedi. Evine gidiyor çünkü 30 küsür falan. Bir tanesi de şu. Kuyu yapmış ama böyle kuyu değil. Böyle düz değil. Şöyle. Üstünü kapatmış ve kerpiçten bakıyorlar. Ha geldi. Kürekleri. Şimdi tabirle kürek. Düştüğü zaman hemen toprak örtecekler. Adam yok. Tamam, kan da bastı. Bir şey yok. Geliyorlar etba ile beraber. Ha geldi. Tam bir adım atacak Cebrail Aleyhisselam. Ya Muhammed bir adım da atma. Kuyu kazı diyor, kuyuya düşeceksin. Allah'ım. Tam o heyecanı düşünün daha. Enzile tam bir adım kala adam girdi. Çıldırdı adam. O kadar heyecanlandı, tam bir adım kala tak yapınca adam, ya Muhammed nereye gidiyorsun, hani hastaydın? O heyecanla unutuyor. Arkasından düşerken kuyuya düşüyor. Heyecandan ya. Kuyuya düşünce o diyor, kendi kazdığı kuyuya kendi düştü. Tabii oradan geldi. Bu sefer kuyuya düştü, adam gözüküyor. Gözüküyor. Dedi ki ip getirin, getiriyorlar, ip uzamıyor. İpin uzunluğu kısalıkta suç yok. Kuyunun derinliği önemli. Çok önemli. Ondan sonra mucize olacak şimdi bak. İpi sallıyorlar, ip ulaşmıyor. Yetmiyor. Ek yapıyorlar, yetmiyor. Adam anlıyor. Gerizekalı değil o kadar. Ebu Cehil demişler. Yani hiçlik dememişler. Hiçliğin babası değil. Cahilimin babası. Ömer-i Hişam'dır adı. Ömer-i Hattab değil mi? Hani bu kadar mucize gördüğü halde gene inkar ettiği için cahillerin babası demiş. Aşağıdan bağırıyor. Boşuna uğraşmayın dedi. İp yetmez. Hadi fıstığına gelmeden çabuk dedi. Muhammed'e söyleyin. Bana bir daha merhamet etsin. Vallahi ben dönerdim. Ama neyle dönerdim? Kürekle, yemin ederim. Vallahi kürekle dönerdim. Beni öldüm. Yani kim derse yalan söyler. O hıncımda kürekle kapatırdım. Peygamber dönüyor. Abi az önce söylerken ben şimdi dayanamadım söyleyeceğim. Siz hep anlatırsınız ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalını. Hem de uzaktan çubuk. Hem de uzaktan çubukla. Nasıl savaş? Şimdi az önce anlattığınız olayda da ağacı tut, ortadan böl, yapıştır. Ben o zaman yapıştırırdım onu ama bu nasıl bir sabır abi ya? Bilmiyorum. Abi Yahudi ne yapmış? Uzak çubukla yapıyor. Hiç hazır tamam şu yapmış. Diyor ki, Peygamber tabi edep ya, cemaatin bir yerinde efendisi varsa o musad etmeden fert yapmaması lazım. Susuyor. Peygamber konuşuyor. O adam çubukla. Şinsin bir tanesi bana. Şinisi bana anlatıyor size. Ne yapar lan? Kulağına bile. Sen kulağına şu püt püt yapıyor. Çek lan işte. Sen görür musun? Abi onunla ilgili. Dur. Ondan sonra şimdi bu çubuğu şey yapmış. Bitirmiş. Dedi ki adam. Kaşınıyorsun. Yok adam dedi ki. Sen peygambersin ya Muhammed. Kitabımızda diyor ki o tahmin etmediğiniz tahammülünüzün üstünde sabır sahibidir. Ben Tevrat'ta böyle gördüm diyor. Seni denedim dedi. Bu tahammül edilemez dedi. Yalnız yapmadım sana. Hitap ederken yaptım. Bu tahammül edilemez. Onun için sen peygambersin ya Muhammed. Söyle abi. Abi şimdi şeyde hani insanın uykuya geçmesiyle ilgili bahsederken duygularla alemi şehadete bağlanan Latife-i Rabbaniye diye geçiyor ifade.
bunlar duygularından tecerrüt etmiş ki latife-i Rabbani'leri sadece alem-i şehadete münhasır kalmasın yani. Harika. Doğru. Şimdi bu adamın nispeti de bitmiş, tumura uğramış, itibari de gitmiş. Yani ulvi özellikleri kaybetmiş. O da şüphe, o da şüphe. İnkarı doğru. İnkar budur. Onun için inkar zordur. Çünkü inkar edebilmesi için emri nisbi de yok olması lazım, emri itibari de yok olması lazım. İnkar. Peki, bu daha çok nerede çalışıyor? Fikirlerde çalışıyor, fiillerde değil. Öncelik, yani fiili inkar ediyor ama hayır, önceden inkar etmişti zaten. Bu şeye bakıyor, mesela şöyle diyeyim, kadere çalışanlar için tercih bila mureci caiz, tereccüh bila mureci caiz değil. Yani tereccüh bila mureci eşya arasındaki mukayesedir. Tercih bila mureci ise insan ile eşya arasındaki ilişkiyi anlatır. İki eşit eşya arasında iki tane, beş tane altın. Hangisi üstündür? Tereccüh bila mureci üstün değildir. Yani iki tane eşit gram her şeyi altın, iki tane, beş tane altın birbirinden üstün olamazlar. Durup dururken birisi üstün kılmazsa. Üç tane altın mı? Hepsi aynı. Üç tane altın mı büyüktür? İki, yedi tane mi? Evet, ikisi gram. Üçün, hepsinin gramı aynı. Üçü büyüktür diyebilir. Ya yedi var. Ha, tercih bila mureci caiz. Yani üstün olmamaksızın üstün tutma veya düşük olanı üstün tutma irade işidir. Eşya kendi tabiatından birbirinden üstün olamazlar. Tamam mı? Bu şüpheyi bu itikat boyutuna bakar. İnkar oradan çıkıyor. Yani birincisini eşyaya anlattım ama niçin öyle yapmış adam, sonra peygamberimiz geliyor. Bismillah ya fettah diyor. Mendil parçası gibi bir parça var. Bir uzuyor, çıkartıyor. Tutuyor, adam çıkıyor. Ne dese inanırsınız? Sen duyma. Duyma. Çünkü hafıza bir günü anlattım. Benim talimancı biraz şey, eski adam olunca bunlarda şey, biraz şey var. Böyle bilmem ne, ne demişti de bir soğudu, tamam mı? Bilmem neyim dedi, adam ne dedi, ne dedi? Daha deme deme. Dedi. Dayanamıyor ya. Dayanamıyor. Ama nasıl fırladı? Ne dedi? Ona desem şimdi bana vuracak. Dedim ki, kenara çekildim. Ne acayip sihirbazsın dedi. Oradan bilmem ne, ondan sonra tamamladı cümlesini. Ama buna ait bir şey anlatacağım. O küfrün vasatı galiba. Başka. Buna ait bir şey anlatacağım. Hiç unutmadan. Hem telif ettirim. Kırıkhan'dayım. Kırıkhan'da bir hocayı müftüye şikayet ettiler. Laz'dan. Laz'ların camisi. Laz'dan 408 evlerde. Adam kürsüye çıkıyor böyle coştuğu zaman bilmem ne yaptım Ebu Cehil'i böyle yaptı diye kürsüden. Yani aferin ama böyle. Bunu anlattı o. Bu mendili o anlattı. Mendili. Ne derse biliyorum bilmem ne yaptım bir adamı dedi böyle. Mendili ne dedi biliyor musunuz dedi. Kaynayı bastı sonra söyledi. Adam tabii bak şimdi. Gitti müftüye şikayet ettiler. Ya kürsüde hutbede adam soğuyor dedi ya. Yani. Adam coşuyor biliyor musun? Olmaz olur. Ondan sonra adam minberin altına girmiş müftü. Önceden gelmiş cumadan önce. Oldu hikaye değil, Laz hikayesi değil. İnan oldu diyorum ya. Oldu 408. Ben 92'den beri oldum. Hutbenin altına girmiş. Nasıl soğuyor dedi. İyi. Ondan sonra onunla alakalı gene bir kendisi hutbe gönderiyor ya peygamberle alakalı. Gene coşar diye. Hutbede gene buna bir kalayı bastı, bilmem ne yaptı, Ebu Cehil'i böyle yaptı diye. Ondan sonra ama gönderdi. Adam şeye geçince, oradan öteki tarafta var ya duvar. Müftü oradan çıktı. Gözükmüyor zaten ortada. Oradan namazı kıldı. Müftüye dediler ki, hocam gördün mü dedi, soğudu dedi. Bak, müftü dedi ki, soğudu ama dedi, tam yerinde soğudu. Soğudu ama dedi, tam yerinde soğudu. İyi ki o da bir şey ilave etmiş. İyi ki o da bir şey ilave etmiş. Yani hakikaten ha burama geliyor.
şundan çıkarttın değil mi mendille? Çok dokunuyor bana ya. Ne acayip sihirbazsın. Hayal ettiğimden daha acayip sihirbazsın dedi. Yani bu burada nasıl durur bu kelime? Allah bile tutmadı burada. Cehenneme atıyor. Ben de alimim de cehenneme atmam lazım. Sohbet cehennemdir ya. Adem'e atıyorsun. Konuşmamak cehennemdir. Konuşmak ne kadar nimettir anlatmak için diyorum ki bir kişiye küstünüz. Ne ceza veriyorsunuz? Konuşmuyor. Ha ceza mı? O zaman konuşmak en nimetmiş. Ha, şimdi gelelim. Burada ikisi şüphe fiile değil, içsel aleminin itikat ve düşünce boyutudur. Fiil değil bu. Fiillerde değil. Düşüncelerde şüphe. Söylediği hakikat, taassup da buradan. Ne sorarsanız sorun. Fiil değil bu. Burada fiillerde şüphe, şöyle yazayım. Fiillerde değil, bilgilerde mi değil? Fikirlerde. Ha. Bu da arkadaşlar, çünkü cehalet fiil değil ya. Kendisi fiil değil. Kendisi fiil değil bak. İlk önce oradan girdim ki, ikisinin kıyas olsun. Fiilden girdim ki, düşünceye geçelim. Bu da düşünce boyutu. Yani fikirlerde kesin o da bilgiye dönüşür. Bu cehalet zaten fiil değil ki, o vehimdir. Hastayım deyince fiile dönüşüyor. Hakikaten vücut kalkamıyor. Oradaki, dedim ki buradaki bak, nerede? Bak, kesin, şüphe. Öbür şüphe. Emir'in ismi şüphe. Ha şurada abi. Bak. Neredeydi ya şüphe? Abi şurada emir'in ismi şüphe. Nerede? Vehmin sağ tarafı. Vehmin? En sağ yukarı. He, şüphe. Emir'in ismi şüphe. Emir itibari kesin olduğu yok var oluyor. Hasta değilim, hastayım diyorum hasta değil. Yok. Yani hasta ben oluyor. Başka bir şey göstereyim, o yazmamışım. Tamam. Şimdi burada düşüncelerde fikirlerde. Bak, fiillerde değil. Tamam abi bu. Sistem bu. Şimdi bu da aynı böyledir de biz kısa yapmıştık. Şimdi cehalet yaptık, bilgi yapıyoruz. Bilgi kaldı değil mi? Evet. İyi. Ama şunu da tamamla şöyle yapsaydık ama böyle neyse. Şimdi bilgi yapıyorum. Bilgi tek yönlüdür. Bakayım. O şu cehaletin sağındaki de bilgi değil miydi? Cehaletin sağındaki. Yani düşüncede şeydir. Ama bilgi, şimdi bilginin içini boşaltacağız. Bilgi nedir ama? İşlemesini boşaltalım. İyime nasıl dönüşecek? Nasıl dönüşecek o? Ha, o. Ama şunu kastediyorum arkadaşlar. Bunu içimde kaldı. Şöyle. Hemen çabuk şunu yapayım da şöyle. Bak. Ne şeytan ya. Şimdi geldi. Ne diyor? Lanet olası. Ne diyor abi? Ne dedi biliyor musun? O ne mi? Kadar ne şeyler biliyorsun dedi. İhsan ilahi öyle diyor. Bozuyor ya. Lanet olası. Şu anda tam bunu yazarken dedi. Bizim mahiye giriş kapımız olacak inşallah. Nefret ettim ya. İnsan tüyler ürperiyor.
devamlı çalışıyormuş, boşluk. Lanet olsa, sizi bak sizin alakası yok. Lanet olasın dedim işte. Tam bunu ne kadar şey biliyorsun. Allah kahretsin seni. Oysa ihsan ilahi. Lanet olasın. Nasıl düştü demişti. Suizanı atacak abi dersinin de ortasında. Bu neydi abim? Kesin şey miydi? Abi ekrandan bir indirelim. Dur. Ha, ekrandan indirelim. Delil abi. Emrimiz bir delil. Eğer tanımasan var ya... Yukarı çıkacağım. Yok yok, bu lazım bana şimdi de. Şurada ve kesin. Bak, şunu yapayım da ondan sonra. Bunu yaptım da. Yaptım ama böyle yap değildi. Şüphe. Şüphe kesin. Kesin. Yok var yani. Kesin. Şüphe. Kesin. Böyle şekilde tam olsun da. Şüphe. Bu daha şey oluyor değil mi? Bu şekil, bu şekilde. Tabii bu sistem, bu anlatırken de o bu şey. Eğer sala olmazsa öyle de yaptırmak lazım. Şu kutu şeklinde. Tabii yapmış. Ha olması lazım. Bu olmasa, olması olmaz böyle ya. Yani şu böyle şeyin içine giren biraz... Olmaz. Bu sus olmaz abi. Abi bunu anlatmak. Ama anlatırken bu yapıldı da. Ama bu şey. Vehim. Bak şimdi. Bu ne olur şüphe kesin ne yapar? Yoku var. Varı yok ediyor. Bak. Yoku var. Bak yok şüphe ya. Yoku var eder muzaffer. Dinledin mi abim? Nereden kaynaklanıyor? Kesin. Keşke dersin başında olsaydım. Bu anlatılmıştı. Varı yok. Varı yok eder. Tamam. Şimdi bu vehim, bu cehalet, şüpheyi de hemen çizeyim çünkü sistemini. Şöyle kaldırayım. Şüphe değil mi bu? Tek yönlüdür zaten. Karışmasın diye. Ama yer var madem. Neydi? O şüphe miydi? Kesin. Şüphe. Kesin miydi o? Bu da şüpheydi değil mi? Şüphe. Onun şeyi sureti şüphe. Şöyle yapalım. Sureti şüphe. Batınısı ne? İçi. İçi. Batınısı. Batınısı. Hani batın kullanacaksak zahir desek zahir batın değil. Abi çünkü suret hakikat mahiyete de karışmıyor böyle. O zaman zahir mi diyelim? Ya zahir desek ya da suret diyeceksek hakikat gibi olacak alt sanki. Yani şey toplumda böyle daha kullanılıyor ya. Gözükür içi, batınısı. Abi şimdi emri itibariyle problem var ya şüphe oluyor ya. Emri ismini oluşan problem değil ya. Her şey ahlak, niyet, nazarı şu an şeytan işlettiği için öyle söylüyor. Evet. Tabii onları, bak biraz önce nasıl işletti? Nazarını, bak buraya manay harfiden, manay isme dönüştürmeye çalıştı. Şu anda yaptı. Öyle bir geldi ki, nasıl girdiyse hayret ediyorum, bu ortama nasıl girdi? Tamam, bir an bize bir gaflet çöktü abi. Bir gaflet çöktü, oradan nasıl girdiyse giriyor. Ama yakaladın.
Yakaladın yakaladın. Çünkü şey olarak geliyor. Bazen bir dürtü, bazen his, bazen bir meyil, bazen bir fikir, bazen ses duyarsın. Ha? Kim var ya orada falan? Aynı o adam. Tıkır! Anladım şimdi. Celalettin Efendi, o cin var. Cin yok. Burada. Şimdi bilgi yapıyoruz. Ya bildin mi? İlim onu tard eder, gelmez demiyor. Bak, ilim onu hiç yanına sokmaz demiyor. Kovuyor. İlim onu tard eder. Kovuyor. Evet. Abi şu vehim de bir taraf olduğu zaman öbür taraf bitiyor mu, olmuyor mu? Efendim, ne demesin? Bak orada vehim de, diyelim ki şüphe, emri nisbi şüphe, emri... Ha, yer yer bunu yaşarsın. Yer yer bunu yaşarsın. Öyle mi? Tabii. Peki yer yer bunu yaşadığımız an ile şu aşağıdaki şüphe anı arasındaki fark ne mesela? Birisi, bak şimdi, bu şüphede, burada şüphe şeyi yok. Bu tamamen düşünce boyutudur. Bu fiillerde olur. Fiillerde taşınır şey yapar bu, düşüncelerde. Bu fiillerde mesela suret. Onu yazalım o zaman. O zaman yazalım abi. Bir de ben de şey soracaktım. Hani bir gene geçen yolda... Şüphe fiiller mesela diyor ki zahir aldatır. Fiiller diyelim. Fiillerde olur. Olur. Bu ise bak kesin şüphe bu düşüncelerde olur. Abi bir de ikisine de şeytan demek doğru olur mu? Birisi ervah halisi öbürü şeytan. Bir demiyor mu? Bak şimdi. Işte, bu harika. Bu şeytandan. Şeytandan. Ervah habiselerden. Ervahın habiselerden. Beraber ders yapalım güzeldi işte. Farkı. Bu suret ve batın içidir. Ha, şöyle yapayım. Yani şıklar. Şimdi bilgi yapıyorum. Bilginin içini. Abi bu vehimde şey sorayım. Yani biz daha önceden o kısımda şey demiştik ya, yoku var eden vehim, varı yok eden de vesvese demiştik ya. Şimdi onda niye böyle oldu? Yok. Şimdi vesvese kalptedir. Beraber yavaş yürüyelim. Tamam. Vesvesenin şeyinde şüphe kalbe atar, fiil. Fiillere yapar. Mesela abdestin olana abdestsizsin der. Diyorsa abdestin var demektir. Ayşe. Bir de imanı olana imansızsın der. Eylem. O da beyin. Vesvese bu. Vesvese fiilin düşmanıdır. Ha, varı yok eder tam vesvese. Varı yok eder. Tamam. Bak kesini yok eder. Mesela bir acı var kesin bir inayet ilahiyemize var. Evet. Şüpheyle yok etmeye çalışıyor. Şüpheyle biraz önce, tamam mı? Şimdi vesvesenin özelliği fiili, itikadı değil. Fiili realiti. Abdesti ve imanı. En çok olduğu için iki örneği veriyorum. İkisi de realitidir, mahluktur. Onu ortadan kaldırır. Bu attı, kalbe attı. İman fiil diyebilir miyiz? Mahluktur. Enerjidir ya, realitedir. Tabi mahluk olana musallat olur. Ama vehim ise mahluk olması şart değil. İtibariler var ya bir sürü. İtibariler. O itibarilere, şimdi bu kalbe attı mı bu? İmanın yok dedi. Yemedi mi? Dimağa gider. Dimağın en diş çemberinden girmeye çalışıyor, biraz önce girdi. Tahayyül. Tasavvur. Zaten vehimlerdedir diman. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, intizam, dikkat. Tasavvurda. Tasavvurun içerisinde vehim de burada, zan da burada. Buraya attı nesini? Vesvesesini. Vesvese burada vehime dönüşür. Yani nasıl dönüşür? Onu sen yoktun pazar günü. Tahayyül her şeyin şekillendiği bir sistem zannediyoruz. Bak şuraya. Bak şimdi, dimağın mertebesi ya şöyle. Üç tane yazayım yeter. Bak, tahayyül. Tasavvur, bu çok hoşunuza gidecek. Şimdi bu,
Taakkul. Tahayyül, gelen manaları şekillendiren diye biliyorduk. Değil mi? Tasavvufla. Şekillendiren. Tahayyül. Tahayyül, hayal ya, şekillendiriyor. Şimdi, hayalin başka bir özelliği var, tahayyülün. Hayal değil bu. Tahayyül başka, hayal başka. Hayal içindeki bir sıfattır. Tahayyül sistemdir. Hayal sıfattır, tahayyül sistemdir. Tahayyül hayal değildir. Şimdi bu hayalde ne var biliyor musunuz tahayyülde? Çok tuhaf. Onun için nasıl düzeliyoruz, nasıl bozuluyoruz derse bir saat bu anlatıyor. Sirayet de burada oluyor. Şimdi bak, benim ağzımdan bir kelam geliyor. Hemen dimağa geliyor. Dimağ diyor ki, tahayyüle giriyor. İskiye suyu gönderdik. Kalsiyum, magnezyum, kükürt ne kadar? Tahayyül gelen kelamı resme dönüştürüyor. Kelama. İçinden hisleri ayırıyor. Fikirleri ayırıyor. Ondan sonra latifeleri ayırıyor. Bu budur, bu da budur. Böyle bir sistem bu. Mikrofon kablo örneği vermiştiniz abi. Şimdi harika, iyi ki hatırlattın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Abi arada ezan okundu mu? Okundu. Tamam, o zaman kesildi. İkinciyi mi diyorsunuz abi? Tamam, peki. Ezan okudu. Bir de şark okudu. Ne? Kablodan ezan gidiyor mu? Yok. Gitmiyor. Enerji. Kablodan enerji geçiyor. Evet. Bak enerji, unutma. Kablo enerji. Resim. Kablodan ne gidiyor? Resim mi gidiyor? Yok, enerji. Web dosyası. Enerji gidiyor. Ha, bu kablodan geçenleri internette geldi. Resimi resime, fikri fikre, hissi hisse, duyguyu duyguya, manayı manaya ayırıyor. Tahayyül mü yapıyor? Tahayyül yapıyor. Tahayyül içerisinde şekli, gelen kelimeyi şekillendirme vazifesi hayal yapıyor. Tahayyülün için hayal yapıyor. Tasavvurun işleyebileceği şekilde sokup tasavvura gönderiyor. Tasavvur biçimlendiriyor. Biçimlendiriyor. Ha, şimdi vesvese aşağıdan geldi mi? Nasıl duracağız? Vesvese yemedi mi? Dimağı attı mı? Tahayyülü attı. Tahayyülün tahayyülü etti. Oradan fikre, hisse, şekle, manaya, duygu ayırdım. Oradan fikir olanları, o attığı vehmi, tasavvurdaki vehmi aktif ediyor. Şurayı. Tamam. Ondan birbirine benziyor. Ama tasavvurdaki vehmi aktif eden vesvesesiz olabiliyor, şeytansız olabiliyor. Harici sebep olabiliyor, nefse mara olabiliyor ama bir tarafı da ki iki taraf yaptık, şeytandan kaynaklanıyor. Aşağıdan. Diyor ki Risale'de, şeytan diyor kalbe şüpheyi atar. Şüpheyi atar. Fikir kalp kabul etmese şüpheden şüphe döner diyor. Yukarıya atar. Şimdi dima vehim iki tane çalışıyor. İki yer. Nefse emare ile çalışıyor. Kendi başına bedensel erva hadisiyle de çalışıyor. Bir yönü de var ki aşağıdan gelen veri tabanıyla da çalışabiliyor. Vehim. Onun için bu varı yok ediyor. Şeytan vara musallat değil miydi? O da varı yok etmeye çalışan yönüdür. Oradaki örneği nasıl olur abi? Aşağıda imanı, hani fiili iptal ediyor. Oradaki örneği nasıl olur? Mesela diyelim ki kesin abdestin olduğuna dair kesin. Tamam mı? Buna şeyin yok. Abdesti uygulayalım. Ama bir gün önceki veya iki saat önceki abdest bozmanı gösteriyor. Onu, o malzemeleri gösteriyor. Olabilir diyor. Veya başkasını diyeyim daha acımasız. Tamam diyorum, fazla mal göz çıkarır mı diyor. Oysa harama tahrimen mekruhtur. Bir abdest aldın mı? Hiç kullanmadan bir daha alırsan tahrimen mekruhtur. Onu kullandın mı hiç? Namazda kullanmadın. Kur'an okumadın onunla. Niye bir daha alıyorsun? Ben nur üstüne nurdur. Tabii. Nur üstüne nurdur. Adamı zehirler ya. Adama dedim ki Şahin Rize'de. Bal bu Rus balı niye yemiyorsun? Hocam yüz balını zehirler beni, zehirler. Yüz balı Rus değil. Tamam. Sen nur üstüne nur olunca zehirler adamı. Şimdi bunu da yaptık.
şey namaza döneceğiz diye. Bu neydi? Şüphe. Şimdi bilgiyi de yapayım. İyi, tamam, bitirelim. Ondan sonra bitireyim. Bilginin içinde ne vardı? Delil. Burhan, burada Murat Dursun nerede? Burhan? Hüccet, burada mıdır? Hüccet. Dışarı çıktı abi. Daha yeni çıktı. Öyle mi? Bir afaka bir yapıyor, bir emrilse bir de kabul almıyor olur mu? Bir ders olmuyor. Ya buyurun abi. Gel bakalım. Buraya tam mi? Dur orada dur. He buyurun abi. Ali abi telefon aracı da abi şey. Tamam bir şey diyeceğim. Bir şey sordu Ali abi de. Tamam tamam abi. Sana lazım da şimdi. Şimdi sana soracağım. Şimdi sana soracağım şu abi. Delil nedir? Delil, dima mı bakar? Delil daha akla bakıyor abi. Dima. Evet. Burhan? Kalp. Kalp. Hüccet? Bu da ruha bakıyor. Ruha bakıyor. Evet. Kabul ümmet. Evet. Mesela uygula bir örnek ver bana delile. Delil mesela... Ateş yakar. Ateş yakar veya su 100 santigrat derecede donar. Bu delil yani. Delil. Kaynar. 100 kaynar değil mi? Kaynar. 100 santigrat kaynar. Kaynar. Burhan'ı? Şimdi o Burhan, o kaynattıran veya donduran suyu veya ateşi her neyse. Yani esmadır, Allah'tır dedin ama Burhan oluyor. Burhan kalbe bakıyor. Bunu Allah yaptı. Evet. Allah yaptı. Ekser insanlar da o meselede ittifak edince hüccet oluyor. Evet. Hüccetül İslam İmam-ı Gazali insanlarca ittifak edilmiş bir adam manasında değil. Evet. Hüccet demek 300 ve ziyadesinden hadisi, metnini, ravisi, ananesini bilene hüccet denilir. 100 bin bilene 100 binle, 100 bin bilene hafız. 200 bin bilene delil, 300 bin ve ziyadesini bilene ustad bunu kullanıyor. Hüccet denir. Hüccet-i İslam İmam-ı Gazali. 300 bin ve ziyadesi. 1 milyon Ahmet bin Ahmet. Şimdi o konuda 100 bin. Şimdi sen dediğin şey yapalım. Ateş yakar. Hiç kimseden şüphe yok. Elini sok. Ondan sonra bunu herkesçe malum olursa bu hüccet. Bu avami misal oldu. Dinde olursa 100 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin ziyadesi. Şimdi bize gelin. Bu bizim bilgilerdir. Kalbimizin onayladığıdır. Millete takdim ettiğimiz ve milletin onayladığı. Tamam, o konuda imtiyazlıyız. Yetmiyor. Bu bilginin içi budur. Şimdi olur mu? İlme lekin, ayna lekin, hakka lekin. Tabii, o bütünsel. Yani ilme lekin, ayna lekin, hakka lekin. Hani son, aynı. İstediğimizi sokabiliriz. Yeter ki şu içi, şu üçü bilgidir. Yani bütünselliği. Bu bilginin bir ucundan bilgi girdi, buradan bilgi girdi. Bu bilgi delil süzgecinden, burhan süzgecinden, hüccet süzgecinden geçerken edile şeriye sistemi imbiklerinden geçince buradan ilim çıkar. İlim böyle çıkıyor. Akıl, kalp, ruhun imtizacından çıkan edile-i şeriyenin Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tar, daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yapıp oradan buradan çıkan şey ilim olur. Gerçi şuradan çıkartabilirdik ama bir yerden bu sistemin içine bilgi giriyor. Bu imbiklerden imbikler oluşturuyor. Bu sistemden geçip süzülüp ilim olarak geliyor. Evet, bugünlük zan 11. dersimiz bu kadar. Öğleden sonra
inşallah ikinden sonra şey yapacak, Murat takdim edecek. Allah hakikatiyle haklanmayı nasip etsin. Amin. Nefsi emmarenin aldatmasından, firavunluğundan hıfz-ı emin eylesin. Amin. Ve en çok sevdiğim son zamanlardaki duam, Ya Rabbi haşir meydanına bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bizden bir şey bekleyenleri, hepsi de dahil. Haşir meydanında niçin böyle yaptın? Niçin böyle dedin? Niçin böyle yapmadın? Niçin böyle demedin? İtaplı sualine ve fiiline. Sualine, sözlerine, fiillerini dünyada nasip etme. Bunlar sebep olacak şeyler. Vahirde vahum. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Selam.